like, yorum, abone. 300 bin az kaldı. Eğer YouTube'da 300 bin abone olursak 200 bin abone özel tatlı tarifi gelecek. Anladın mı şakayı? Ama bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakalım arkadaşlar bir saniye. İstanbul Amenna. satılık daire minajı. İstanbul satılık daire diye bir bakalım hocam. Hemen biz neresi burası? İstanbul. Evet bir dakika. Fiyat ama fiyat en düşükten gir baba. En düşükten girelim. Yüz şunları geç. Bunların ne ayak olduğunu bilmiyoruz. Bir tane chat. Küçükçekmece Halkalı'da Atatürk Mahallesi'nde 1 artı 0 20 metrekare bir daire var. Bence olur gibi. 20 metrekare. Direkt burası giriş kapısı. Herhalde senin muhtemelen o da şöyle bir daire. Muhtemelen ekmeği şöyle bir camdan uzatacaksın bana yavrum. Herhalde ekmeği şöyle bir camdan uzatacaksın bana. Burası arkadaşlar şu oyuncu koltuğu. Bu klozet değil yani bu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Amenna. Dur birazcık arkadaşlar bir şey bir yandan da bir yandan da çenemi açayım. Ecik Alkocuğum iyi ki varsın. Allah kesene bereket versin. Şu arkadaşlar oyuncu koltuğu. Bu da ya oyuncu sehpası. Şuraya falan şeyi ne derler? Klavyeyi mlavyeyi buraya koyuyoruz herhalde. Geçelim hocam. Bu arkadaşlar eğer yani omuzlar buraya sığabilirse herhalde burada arkadaşlar yemeğini memeğini yapıyorsun. Ya mutfak tezgahı da güzelmiş arkadaşlar. Bayağı geniş. Bence mutfak tezgahı bayağı geniş. Ya şöyle chat. Hani şöyle araya giriyor şu şekil. Şu şekil araya. Şöyle araya giriyorsun. Şöyle ondan sonra arkadaşlar şu şekil. Şu şekil böyle arkadaşlar kesim yapıyorsun. Neyse. Ondan sonra hani atıyorum etini mi kesiyorsun, ekmeğini mi kesiyorsun, çayını veririm, ehmeğini veririm, daha benden ne behleyin gibisine. Ondan sonra chat yani kullanım alanı geniş bence arkadaşlar yani en azından kapısı güzel. Kapısı güzel. MKA konut AŞ diyor chat. MKA değil de daha çok bana AMK konut gibi geldi hocam ama araştırmaya devam edelim bakalım 240 binlik böyleyse. Başka var mı? Miroğlu Emlak'tan. Bir de utanmadan arkadaşlar aynı daireyi 275 bine de satıyorlar. Aynı daire birebir. Aralarında bir fark yok. Gene MKA konut. 249'a satılan dairenin aynısını utanmadan bir de 275'e satan da var. Arkadaşlar artık hani hangi gerizekalı alırsa diye herhalde. Bunu aynı şeyi niye farklı fiyattan koymuşlar onu anlamadım. Bakalım chat. Mehmet Akif'te 1 artı 0 tek odalı daire. Mantıklı olur gibi gene arkadaşlar gene muhtemelen ekmeği gene şuradan uzatırsınız chat. Ya buradan herhalde dışarıya doğru boru uzatıyoruz. Oradan nefes alıyoruz herhalde. Ah diye nefes alıyoruz şöyle. Evet devam. Şu evet güzel zaten sırf şu arkadaşlar boru 200 bin lira. Hortum. Bakalım buradaki L'nin anlamı tam olarak nedir onu anlamadım. Bu galiba zaman makinesi gibi bir şey. Amenna. Bakalım hocam. Helen'cim Amerika'dan Serhat Trump'ın şerefine kartımdaki son parayı. Helen'cim çok teşekkür ederim canım benim. Buradan Trump destekçilerine Trump'a selamlar. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun inşallah bütün Amerikanya'ya. Hayırlı uğurlu olsun inşallah chat. Allah utandırmasın. Amerika ayağına taş değmesin inşallah. Çok acil satılık 1 artı 0. Amenna. 5000 lira kiracı garantili. 320 bin lira veriyorsun. Aylık 5000 lira alıyorsun. Bence güzel yatırım. King'den. Bence güzel yatırım. Ya alınabilir hocam. Ama böyle bir daireye gerçekten böyle bir ışıklandırma sistemine gerek var mıydı onu bilemedim. Ya 1 artı 0 derken arkadaşlar 1 artı dediği burası. Yani 1 eksi 0 diyelim ona. Daha çok 1 artı 0 demeyelim. Gene muhteşem bir oyuncu koltuğu. Arkadaşlar bu klozet değil bu arada. Burayı yani buraya sıçsan hani bokun yani affedersiniz arkadaşlar bokun dile gelir. Öyle söyleyeyim sana. Hani bir daha beni sıçma buraya diye. Çok özür dilerim arkadaşlar. Yani böyle konuşmak istemem ama buraya Amenna. dışkılasan dışkın dile gelir yani. Öyleli bir rezillik. Abi çocuk var hoşlanıyorum ama ilaççı dedi onunla konuşmaya ne yapayım seviyorsun abi yanına konuş. Ondan sonra gülüm Allah kesene bereket versin. Gene enteresan bir mutfak arkadaşlar. Yani dar alanda kısa paslaşmalar. Bir yandan burada arkadaşlar tabii ki dama mama oynayabiliyorsun falan filan. Tarzında güzel bir sistem. Geçelim abi bakalım. Enteresan daireler var chat. Yani Allah kimseyi düşürmesin mi diyeyim ne diyeyim buna bilmiyorum. Allah herkese nasip etsin diyemiyorum buna. Allah kimseye düşürmesin diyorum aslında. Başka da bir şey demiyorum. Geçelim anasını satayım. Bu gene arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu gene iyi biliyor musun? En azından tezgah geniş. 20-20. Yani harbiden yani sonunda tezgah lan bu diyebiliyorum. En azından tezgah geniş. Bence bu olur gibi. Ya bu fena değil. Bu fena değil. Kaç para bu? 345 bin lira. Farkındaysanız chat hepsi de İstanbul Küçükçekmece taraflarında. Bu arada Beşiktaş ne oldu? 3-0 oldu mu? 90 artı 2. Hocam galiba Amenna. koyduk ya Malmö'ye. Hemşire su. Galiba koyduk.
Abi deminki tuvalete tuvalet kağıdıyla mı giriyorsunuz yoksa sırayla mı? Vallahi yavrum tuvalet kağıdıyla mı giriyoruz? Tuvalet kağıdı da burada sıraya giriyordur. Öyle söyleyeyim sana. Yani öyleli bir daire. Bakalım hocam. Oo, eşyalı. Eşyalı maşallah. Amenna. Geçelim Zeynep İşko. Abi bu evler ne bu arada? Hoş geldin canım benim. Yani bu evler şöyle söyleyeyim sana. Yani şöyleli. Arka gibi hamarat. Öylesi. Öyleli daireler yani. Maşallahı var. Yani evet. Galiba arkadaşlar daireyi alana parmaklar bedava. Tırnaklar, parmaklar bedava galiba arkadaşlar. Tepeye çıkıp öyle çekmiş. Evet, geçelim hocam. Geçelim hocam. Geçelim hocam. Korkutucu geldi. Üstteki duş başlığı falan filan. Bakalım arkadaşlar biraz 385'lere çıkalım. İşte yavaş yavaş farkındaysanız daha havadar daireler gelmeye başladı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Olaydır yalnız ha. Ha? Harbiden. Başka bir olaydır, başka bir sistemdir yalnız. Yavaş yavaş arkadaşlar. Yavaş yavaş geldi. Buradan içeriye gaz veriyorlar galiba. Devam edelim maşallah. Bir de utanmadan bu daireleri 385 bin liraya satıyorsunuz. Ve halının yarısını yemişler herifler açlıktan. Acından halının yarısını yemişler abla artık. Evet abla devam edelim. Bakalım halı sığmıyor diye içeri katlamışlar. Kurban olacağım ya. Abi şurası özellikle bak bu. Bak bu çok önemlidir biliyor musun chat? Yani tezgah hocam tezgah da budur ya. Muhtemelen yani domatesini, biberini bilmem neyini direkt lavabonun içinde kesmek zorundasın. Zaten başka bir sistem yok. Yani başka bir gideri yok. Gene muhteşem bir oyuncu koltuğu. Üstü açık. Üstü açık oyuncu koltuğu. Geçelim abla. Daha bir tık daha iyisi geldi. Ananı avradını. Ananı avradını. O kadar havadar ki. O kadar havadar ki. Allah'ım. Allah'ım Bismillah. Bu ne? Anası. Burada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada kapı var ama yani bu kapı bir yere çıktığı için değil. Hani kapısı da var demek istiyor. Anladın mı? Kapılı daire. Ama bu yani arkadaşlar çıkık. Bu arkadaşlar çıkık. Evet geçelim abla. Bakalım diğer taraflara bakalım. Ha bu tuvaletin kapısıymış. Bu tuvaletin kapısı. Arkadaşlar bu son teknolojidir ha. Bu iyi teknolojidir yani. İstersen çıkartıyorsun, istersen takıyorsun. Teknolojidir yani. 2-1 mi oldu? Ya 2-1 olsa ne olur bu saatten sonra maç bitti. Ay boğulacağım galiba. Maç bitti. Chat 2-1 olsa ne olur Allah'ını seversen ya. Bu arada offside diyenler var. Offside diyenler var arkadaşlar. Golün iptal olma şansı var galiba bakacağız. Bu arada hakem ağır sıçıyor. Az önce de korner olan şeye out verdi Kamil. En azından tezgah geniş chat. En azından tezgah geniş. Offside'da ama verdi. Offside olmasına rağmen golü verdi mi öküz? Neyse chat yapacak bir şey yok. Nasıl olsa 2-1 koyduk gibi gözüküyor. En büyük sıkıntısı bunun oyuncu koltuğu yok gibi gözüküyor chat. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Bakalım abla diğer dairelere de bakalım chat. Gelmişken birazcık arttıralım artık ya. 750 bin lira çıkalım chat. Yeni tatil Amenna. attı. 1 artı 1 bahçe kat. Nazlıcığım hoş geldin canım benim. Biraz tartışık zengin oldu evlenecek bir şeyiz. Şu an istemiyor. Hayırlısı inşallah gülüm benim. 1 artı 1. Geçelim abla. Bakalım geç abla geç abla geç abla. Geç abla. Yani korkutucu enteresan daireler chat. En azından 1 artı 1 diyor. Bunlar geliyor. Hepsi de arkadaşlar farkındaysanız İstanbul Küçükçekmece tarafında. Hocam fırsat diyor Bahçeşehir diyor chat. Fotoğrafı yok. Ananı avradını. Ananı avradını bir şey söyleyeceğim. Bir şeye benziyor da yani tam olarak yorumlayamadım ama bir şeye benziyor. Burada galiba arkadaşlar çorap ayini yapıyorlar galiba. Devam edelim hocam. Evet. Bugün ne tatlı arkadaşlar. Bu evden böyle bu ev farkındaysanız arkadaşlar Halil İşko'ya benziyor. Yani daire komple Halil İşko'nun babasına benziyor mesela. Hani daireden yani şuradan şöyle bir ses çıkıyor chat. Selam. Arsa gibi havalat. Böyle bir ses geliyor buradan yani kocacığım gibi bir ses geliyor. Ev bayağı Halil İşko'nun babasına benziyor yani. Ondan sonra geçelim arkadaşlar. Enteresan. Güzel. Bu gene güzel bu arada Amenna. chat. Şakasız. Şakasız hakikaten bu güzel. Kiralık düşün. Yok yavrum ne kiralığı ya kira. Niye vereyim anasını satayım ben salak mıyım ya? Nasıl olsa kalıyorum aile evinde. Aile evinde chat çaktırmayın da. Yani aile evinde kalıyorum nasıl olsa arkadaşlar. Ya burada da herhalde birisi müebbet yatıyor arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. Burada birisi müebbet yatıyor sanırım. Öyle bir derdi var ama halledilir. Usta tele yani bir şey söyleyeceğim. Yani bunu hani Galaxy J7 bile değil 66 çift sıfır artık ya. Daire artık 66 çift sıfırla çekilmiş anasını satayım. 33 onunla çekilmiş diyeceğim de onun da kamerası yok abla. Geçelim abla. Güzel bu gene güzel chat bu gene güzel. Vallahi fena değil bu. Bu vallahi fena değil. Bunun gene gideri var. Yani burada kalınır hocam. Burada kalınır. Biraz 800'lere çıkalım chat ondan sonra biyolojiye geçeceğiz. Ya
bizim yayınlar nasıl bir yere evrildi ya? Amenna. Bizim yayınlar yanlışlıkla nasıl bir yere evrildi ya? 3 oldu, okunmuyor. Ama yeni oyun yazısını gördüm menüde. Ne oyun? Bir dakika dur lan, ne 3 oldu lan? Bir dakika, maç 3 mü oldu? Chat. He? Bitti mi maç? Bitmiş oğlum. 2-1 geçmiş olsun. Bakalım arkadaşlar, burası böyle otel gibi birazcık böyle değişik. Geç abi, geç abi. Bu ne lan bu? Amenna. 850. Lan bu oğlum, bu kesin dolandırıcılık ilanı lan bu. Bu ağır dolandırıcılık ilanı anası satayım ya. Gülcecim çok teşekkür ederim canım benim. Allah kesere bereket versin. Bugün abimin doğum günü, adı Volkan ve hala kedi sahiplenmeme izin vermeyi yükletmek için bir kedi duası edebilir misin? Gülce'nin abisi Volkan. Ya sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bana ne olursun bir ara ne olur ya, bir hafta şöyle iki hafta bir kafa izni verin ya Nilgün. Allah aşkına ya, İstanbul'dan taşınmayı düşünmem ya. İstanbul'dan taşınmayı düşünmem, zaten tam İstanbul'un merkezinde bir yerde de oturmuyorum, düşünmem ya. Zor yani, ihtimal yok. Bakın ne haber, uzun zamandır yoktum, geldim öptüm çok çok. Elolikçim hoş geldin güzelim benim. Canım benim, iyi ki varsın. Barış hocamı kapatıyorsun, çekilir misin demiş. Arkadaşlar Barış hoca altta kalıyor galiba, sürekli galiba. Evet doğru söylüyor hakikaten Yağmuş'um. Dolayısıyla kendimizi şöyle üste alalım arkadaşlar. Ve biyolojiye geçiş yapalım. Çetçim Zeynep İşko Kıbrıs'a zor. Gülüm Kıbrıs'ta ne işim var ya. Test. Kıbrıs'a taşınmam ya. Geliyoruz, ilk sorumuz geliyor. Bu bitki türü ve bölünen hücreleriyle ilgili sorusu chat. Diploid kromozomlu belirli bir bitkinin çiçeğinde gerçekleşen mayonezin ilk bölünmesi sonucunda 16 kromadanlı higi hücre oluşturduğu tespit edilmiştir. Bitkinin vücut hücreleri 32 kromozomludur. 1. 2. Mayoz 2 sonucu oluşan hücrelerinde 8 mi? Allah! Mayonez bir geçiren hücrelerin, hemşire su iyi ki varsın, Allah kesene bereket versin. Mayonez bir geçiren hücrelerinin sitoplazmasında 16 titrit gözlenir. İfadelerinden hangileri söylenebilir? Hocam sorunun cevabı kesinlikle 1 ve 3. Yani E şıkkı. 13. Diploid kromozomlu belirli bir bitkinin çiçeğinde gerçekleşen mayonez... Cevap E çıkacak Minacı. Cevap E çıkacak. Uzun ilk bölünmesi sonucunda 16 kromozomlu 2 hücre oluştuğu tespit edilmiş. Bu bitki türü ve bölünen hücrelerle ilgili... Hocam uzatıyorsun. Gereksiz uzatıyorsun. Ben okudum soruyu. Cevap E şıkkı Dr. Biyoloji. Mayozun ilk bölünmesi sonucu ifadesi yani en eşittir 16 kromozom oluşmuş. Evet 16 kromozomdur chat. Yani en eşittir yani mayozun, evet abla. Demek ki 2 en eşittir 32. Evet. Mayoz 2 sonucu oluşan hücrelerinde 8 kromozom bulunur. Hayır yine... Hayır öyle bir şey yok hocam. 3 doğru mudur peki hocam? E? 16 olacak. Mayoz 1 geçiren hücrelerin sitoplazmasında 16 tetrat gözlenir. Tetrat N kromozoma eşittir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Doğru biliyoruz abla yani. yani anasatım biz de boşuna yani biz de yani bu saçları değirmende artmadık herhalde. Yani bunu da bilmeyen yoktur anasatım ya. Ha, izlenmiş yani. Bunu da bilmeyen yoktur chat anasatım. Cevap E şıkkı. Abi bunu bilmiyorsun. Bitkinin vücudu N eşittir 16 çarpı 2 32. 16 tetrat zaten bir mayoz 1 geçiren hücrelerin. Yani onu da bilmeyin. Mayoz 1 geçiriyor. Hücre nasıl mayoz 1 geçirir biliyor musun chat? Size mayoz 1 geçiren hücre taklidi yapayım mı chat? Yani öyle bir anlatacağım ki şimdi asla unutmayacaksınız. Bak mayoz 1 geçiren hücrelerin sitoplazmasında 16 tetratın nasıl gözleneceğini. Bak siz şimdi dışarıdan bir gözlemcisiniz. Ben öyle bir mayoz 1 geçireceğim ki arkadaşlar. Bendeki o 16 tetratı göreceksiniz. Mayoz 1 geçiriyorum. Allah'ım! Allah'ım! Ben şimdi hücreyim chat. Bu bir hücreydi. Tamam. Ya ben artık daha ne yapayım ya? Sizin o tatlış... Böyle o tatlış, o böyle minnak minnak beyinleriniz var ya chat sizin. Bora Karcım iyi ki varsın. Bekleyene kadar kumarhane açarsın. Allah korusun, tövbe estağfurullah. Boracım. Sizin o minnaş böyle Boracım, canım benim chatçim. Böyle tatlış böyle minnak minnak beyinleriniz var ya. Onlara böyle tatlış tatlış böyle merhaba minik minik yıldızım 28 Ekim 2024 sana ders öğrettiğim gün diye böyle arkadaşlar sizin böyle hafızanızdan böyle bilinçaltınıza işliyorum ya. O kadar mutlu oluyorum ki. O kadar mutlu oluyorum ki. Yani vallahi billahi o kadar tatlısınız ki chat. Vallahi billahi canlarım benim ya. Size acıyorum ya. Sizi çok seviyorum ya. Sizi çok seviyorum chat ya. Size var ya bu sene biyoloji, Türkçe, tarih, fizyoloji, antropoloji hepsinde 100 aldırmazsam yayınları mayınları bıraktım her gitiye. Vallahi billahi. Estağfurullah o anlamda demedim. Size kuş beyinle demek benim ne haddime?
Size kuş derim, amenna, kuş beyinli diyemem. Hemşire su. Abi o sesler mayoz bölümü öncesi çıkıyor. Yavrum mayoz, ay mayoz bir geçirdiği anda çıkıyor. Mayoz bölümü öncesi şöyle bir ses çıkıyor. bu mayoz bölümü öncesi ses chat. Bu hani tam böyle bölünmeye başlamadan önce ondan sonra bap diye bölünmeye başlıyor. Arkadaşlar Skyrip'a'dan tek bir şey gelmiş, soru işareti. Bekle, anlatacağım, hepsini anlatacağım. Hepsinin zamanı var. Bir, ikincisi, bugün normalde Big Five izleyecektik. Big Five yarına kaldı çünkü Müge Anlı bugün çok uzun chat. İki tane dosyamız var. İkisi de çok önemli, kaçmaz. Söyleyeyim, artı kısmetse olur, artı gece oyunu olabilir. Söyleyeyim, devam. Bir hücrenin mayozu aç... Okidoki! Okidoki, devam edelim chat. Bir hücrenin mayozu aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Bak mayoz bölünme bu. Mayoz bölünüyor. 1, 2, 3, 4. Devam ediyor chat. Aşağıda şematik olarak göster... Buna göre dur bir dakika, kes sesini hocam, bir dakika ya. Burada Doktor Tisigalko biyoloji var. Bir dakika dinle hocam, 2 dakika ya. Ana hücre 1, parantez içinde. 2N eşittir 4 kromozomludur. 2, tetratın bir yarısı. Benimle bir ömür bölünmeye var mısın amirim? Dinle bir dakika, bölüneceğiz. 3 numaralı hücre N kromozomludur. Hocam doğru bir ifade. 2 ve 4 numaralı hücreler genetik olarak özdeştir. 2 ve 4 numaralı hücreler genetik olarak özdeş değildir. 3 kesinlikle yanlıştır. Benim cevabım amenna. D şıkkı. 1 ve 2 Minaji. Buna cevabım D şıkkı. Göre hangileri doğrudur? Ana hücre... Beni senin Minaj'ım, iyi ki varsın güzelim benim. 2 eniştir 4 kromozomludur. Evet. Bakın ne yapıyorduk? Ne sentromer sayıyorduk, doğru mu? Evet, sentromerleri saymaya başlayalım chat. Kamer çok iyi bir sentromer. Saydığınız zaman 1, 2, 3, 4... Hocam içeride baktığımız zaman sentromer, yani hani o şeyin içinde 4 tane var. Tamam. 3 numaralı hücre N kromozomludur. Çünkü neden? Mayoz 1 evet. sonucunda oluşmuş ve sentromer saydım 2 tane kromozoma düşmüş. Bir zahmet hocam ama 3'ü çok doğru gibi gelmedi. 2 ile 4 numaralı hücreler genetik olarak çok özdeş bir benzemiyorlar zaten. 2 ve 4 numaralı hücreler... Bak onların çünkü sentromerleri 2. 2 numaranın sentromerleri 4. Genetik olarak özdeştir. 2 ve 4 özdeş olamaz hocam. Evet. Çünkü şurası artık mayoz 2 sonucunda oluşmuş. Evet, cevap D midir hocam? N kromozomlu hücreler. 2 ise 2N kromozomluydu evet. zaten. Yani abla yani içindeki o şeyleri saymak, tetratları saymak lazım. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Oğlum ben sınava gireceğim lan bu sene. Mayoz geçiren... Evet hocam devam edelim. İzlenmiş. Ne oldu bu? Mayoz geçiren bir hücre de yani mayoz geçiren. Yani hücre mayoz geçiriyor. Az önce de zaten bunun arkadaşlar şeyini yaptık. Rol play'ini. Yani mayoz geçiren hücre rol play'i yaptım ben size az önce. Daha ne yapayım anasını satayım. Mayoz geçiren bir hücrede metafaz LD homolokromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine rastgele dizilir. Dafne'cim az dinleneyim diye seni açtım. TET biyoloji en önemli yerdeyiz bir dakika şu anda. Bu dizilimin rastgele olması oluşabilecek gamet çeşitliliğinin arttırılması. Gamet derken abla şey gibi mesela hani gat gamet samaga tövbe estağfurullah. Ya Tamer sen yemin ederim çarpıldın çarpılacaksın. Ramak kaldı ya. Ya vallahi ramak kaldı, billahi ramak kaldı. Sen nasıl bir insansın? Allah belanı vermesin ya. Allah'ım ne olur siz gülmeyin, sakın gülmeyin chat. Vallahi billahi yani. Allah'ım ne olur onlara günah yazma bari yüce Rabbim. Yüce Rabbim onlara günah yazma ya. Ay dur nefes alayım ya. Ay çarpılacağız ya, neyse. Kromozomların 2N ile yazılmış bir kere, zaten 2'nin doğru olma ihtimali yok. Gen diziliminin değiştirilmesi, zararlı mutasyonların önlenmesi. Hocam ben bu soruyu boş bırakıyorum ya. Anlamadım ben bunu. Bir hücrede metafaz 1'de homolog kromozomlar... Ben bu soruyu anlamadım chat, geç. Hücrenin ekvatoral düzlemine rastgele dizilir. Bu dizilimin rastgele olması hangilerini sağlar? Evet. Sonrasında bir de rastgele çekilmeyi düşündüğünüzde aslında evet. çeşitliliği sağlayan en temel olaylardan bahsediyor. Evet hocam, pikocum iyi ki varsın, yatırsam çok para kazansam onun hepsini sana alsam sen haram yediğin için cehenneme gider misin? Yok. O yani sen orada haram para kazandığın için benimkisi helal. Hissediyor. Diferin demiş ki bölünsene abi, dur onu da yapmaya çalışacağım birazdan chat. Birazdan onu da yapmaya çalışacağım, merak etmeyin. Rastgele çekim. Birazdan onu da yapacağım arkadaşlar. Bir saniye yalnız beni bir dakika bekleyin arkadaşlar, bir saniye çok önemli. Birazdan onu da yapacağım, merak etmeyin chat. Bilmeyi düşündüğünüzde aslında çeşitliliği sağlayan evet. en temel olaylardan bahsediyoruz. Gamet kromozomların yani zararlı mutasyonların önlenmesi. Oluşabilecek gamet çeşitliliğini evet. arttırır. Evet. Gen diziliminin değişmesi ifadesi arkadaşlar. Doğru değildir hocam bence ya yani.
mutasyonla ilişkili olabilir. Evet. Zararlı mutasyonların önlenmesi DNA'nın sentezi sırasında... Yalnız bir. Cevap yalnız bir. Bana da zaten öyle geldi de ben yine de boş bıraktım. Meydana gelecek hasarların ancak takip edilmesi, onarılması ile... Doğru, doğru. Hocam doğru, doğru. Ben biliyorum. O kadar değil hocam. O kadar da değil hocam. Söz konusu. Hocam o kadar da değil. Minacım iyi ki varsın. Olabilir. Cevabımız yalnız bir olur. Evet. İnsanın embriyosunun oluşum aşaması... Ha! Geldi benim konu. Halil İşko, Celil İşko. Vallahi geldi bizim konu. İnsan embriyosunun oluşum aşamaları aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Kadından çıkan arkadaşlar ovum. Yani omlet gibi bir şey. Elolik. Böyle omlet gibi arkadaşlar. Böyle hani. Yani sunny side up diyelim buna arkadaşlar. Bu arada oynama şansımız var. Bu geceki oyun birazcık korku oyunu gibi chat. Ama tatlı bir korku oyunu. Yani böyle arkadaşlar şey gibi. Sunny side up gibi. Erkeğinki de arkadaşlar daha böyle. Şey işte anladınız siz onu. Jenikon benim. Ondan sonra zigot embriyo. Yani bu orayı biliyorsunuz zaten. O kadar detay vermeyeyim chat. Bunlar arkadaşlar bir araya geldikten sonra ne oluyor? Mayoz bölünme. Yani nasıl oluyor bu arkadaşlar? Şu şekil. Bu şekil bir mayoz bölünme gerçekleşiyor chat. Hatta bazen bunun böyle arkadaşlar. Bunun böyle bazen 4'e bölündüğü. Bunun bazen böyle 5'e bölündüğü bir... 5'e bölündüğü bile oluyor chat. Bu daha çok mitoz bölünme gibi oldu galiba arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz ama neyse o konuya daha sonra geleceğiz. Şöyle azaltalım kendimizi tekrardan. Yani arkadaşlar bizde her şey var. Hani abi bölünür müsünüz diyeyim ben bölünürüm de chat sizin için. Ya sizin için yapamayacağım hiçbir şeyin olmadığının farkına ne zaman varacaksınız? Allah aşkına siz bir yazsanıza chat'e. He? Allah aşkına bir chat'e Allah aşkına yazsanıza. He? Sizin için yapamayacağım tek bir şey olmayacağını acaba ne zaman gerçekten öğreneceksiniz? Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım ya? Ya gerçekten ben vallahi billahi ya ben biz de bu chat'in yani vallahi billahi hastasıyız ya. Biz de bu chat'in hastasıyız ya. Bugün bir story attık kendi hesabımıza. Tamer Rer hesabıma chat kendi Instagram official hesabıma Pikachu. Suriyelilerde bu üreme nasıl gerçekleşiyor? Yavrum herkes de aynı gerçekleşiyor ya. Şimdi yani üreme şeyliği yapmayalım. Ya aile değiliz. Çünkü aile izlediğim anda sıkıntılı bazı istekler gelebilir chat. Bugün bir story attım. Neler neler yazıyorlar ya. Neler neler. Dur birazcık arkadaşlar story'e gelen yanıtları okuyacağım size. Bekle. Bakalım biraz story'e gelen yanıtlar. Bakalım. Bakalım chat. Bakalım bakalım bakalım. Eski tadı kalmadı 3 nokta. Bakalım geç. Bu ne? Bu ne? Ne? Sadece öyle yazmış arkadaşlar. Hiçbir şey yazmamış. Story'e yazdığı tek yanıt bu. Ne? Bakalım ne demiş. Abi sonunda iPhone'um var. Bu ne? Saçların beyazları pırıl pırıl görünüyor. Ünlem J7. Kesin şu anda sen chat'tesin bir yerdesin. Allah senin cezanı vermesin. Geç abi bu ne? Çok şükür iPhone. Çok şükür iPhone. Bakalım abi. Başka. Bir dakika. Dur bakayım. Bakayım başka bir şey var mı? Dur bakayım chat. Abi Samsung gitmiş. Bak abuk sabuk illaki yorum vardır. Dur, gelecek chat. Amenna. Dur geliyor. Minacı bu sefer param geldi bu arada. Bad Parenting oynar mıyız? Gülüm ya, keşke şeyi yazsaydın ya. Ne derler? Oyun videoların altına. Dur bakayım chat. Enteresan yorumlar var mı? Ne diyor? Merhaba benim adım Dima. Size bir öneri. Tisigarko'nun sizin grubunuz olup olmadığını söyler misiniz? Bu kafayı yemiş amenna galiba. Abi beyazlarım bar. King Tancım çok teşekkür ederim. Bu sefer direkt okuyayım ya. Dur canım benim iyi ki varsın. Abi beyazlarım bar. Geçelim abi. Bu ne? Kılıf bile almışsın abi vay be. Yani arkadaşlar bana konduramıyorlar farkında mısınız? Bir tanesi şey yazmıştı ya dur onu bulabilir miyim acaba? Eline hiç yakışmıyor. Biri böyle yazmıştı ya. Eline hiç yakışmıyor demiş ya chat. Vallahi billahi kurban olacağım ya. Bana niye gerçekten vallahi billahi yakıştırmıyorsunuz bunları ya? Abi değişmişsin parantez içinde de C7. Bakalım başka chat. Bak attığı Allah'ını seversen amenna attığı mesaja bak ya. Zeynep İşko. Attığı mesaja bak ya. Aga. Büyük harflerle sadece bunu yazmış. Başka bir şey yazmamış ha. Zeynep İşko. Sadece bunu yazmış. Bakalım ne demiş. Dur bakayım başka. Bu da iyice yaşlandı amık. Ya adamdaki rahatlığa bak kurbanım sana ya. Bu da iyice yaşlandı amık. Yayında çete bacım yerine dede yazacağım artık. Sanki yazmıyor. Sanki yazmıyor anasını satayım. Başka. Bakayım. Abi sonunda telefon almışsın. Hayırlı olsun. Telefon. Bakalım. Başka. Abi kirpiklerim bile beyazlamış.
Ya bu kadar detaya inmeyin, gözünü seveyim ya. Ya bu kadar detaya inmeyin ya. Vallahi ayıp, billahi ayıp ya. Vallahi billahi ayıp ya. Bu ne? Başka dur bakayım, var mı enteresan? Var mı enteresan, var mı enteresan? Abi kısmetse olur kaçta. Ya alaka seviyen öldürmesin artık ya. Öldürmesin artık alaka seviyen, gözünü seveyim, biz bu çetin aşığıyız ya. Evet hocam, zigot. Evet, Halliçkol'un annesi hamileymiş hocam. Devam edelim. Aşamaları şematik olarak göster... Evet, nedir bunun cevabı chat? İnsan embriyosunda oluşum aşamaları aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Kadından ovum çıkıyor, erkekten sperm çıkıyor. Ortada birleşip zigottan embriyoyu yapıyorlar chat. Hop geldi Halliçko. Buna göre ovum, yumurta yani sunny side up, omlet ve sperm mitoz ile meydana gelir. Doğru mudur? Doğrudur diyebilir miyiz? Bakacağız ona hocam. Bence yumurta mitozla oluşmaz ya. Bence yumurta başka... Bakacağız ona. Zigot döllenme sonucu olur. Ebi zahmet. Ebi zahmet, o doğru. O doğru. Zigotun mitoz geçirmesi ile embriyo meydana gelir. Hocam zigotun mitoz geçirmesi değil ya. Zigot mitoz tekrardan bir bölünme değil mi ya? Bence 3 yanlış. Verilmiş hangileri? Bence ya cevap var ya, ne biliyor musunuz chat? Bence cevap 1 ve 2. Doğrudur. Bence cevap C. Ovum ve sperm mitoz ile meydana gelir. Hayır. Mayozla meydana gelir. Ha bir dakika hocam, ben onu dedim ama bir dakika, onu da dedim ben. Tamam tamam dur. Bir dakika, bir iptal iptal. C'yi iptal ediyorum. Cevap yalnız 2. Ama öyle bir şık yok. Zigot döllenme sonucu oluşur ve zigotun mitoz geçirmesiyle embriyo meydana gelecek. Cevabımız E seçeneği. Aa! Allah Allah. Chat o zaman aklınızda bulunsun. Ovum yani yumurta arkadaşlar. Böyle o yani mesela gün içinde yumurta falan yaparken hep aklınızda kalsın. Yani bunu da konuştuk artık. Mitozla meydana gelmiyor. Mayozla meydana geliyor. Bunu hiç unutmayın chat. Ne olacak? Hiç unutmayın. İnterfaz mayoz ve mitoz öncesinde gerçekleşen hazırlık evresidir. İnterfazla ilgili hangileri evet. Doğrudur? Hocam interfazla ilgili mayoz ve mitoz öncesinde geçirileşen... Ha mayoz hani işte mayoz geçirme evresi var ya chat, hani gösterdim az önce. Aa, falan yaptım böyle. Onlardan önce ne gerçekleşiyormuş chat? İnterfaz. İnterfazla ilgili replikasyon meydana gelir mi? Arada bir gelir. Her zaman gelmese de arada gelir. 4 farklı kontrol noktası bulundurur. Doğru, bunlarda böyle bir kimlik kontrolü falan yapıyorlar gibi. Varsa sentriyoller işlenir. Hocam bunun da cevabı bence kesinlikle altını çizerek söylüyorum E şıkkı. Replikasyon DNA işlenir. 4 farklı kontrol noktası bulundurur. Temelde 2 farklı kontrol noktasından bahsederiz. Hocam 2 artı 2 diyelim ona. 4 yapalım onu ya. Bizi mi kıracaksın hocam ya? Cevap C mi diyorsun? 1 ve 3 mü? Varsa sentriyoller interfazda eşlenir arkadaşlar. Evet. Cevabımız 1 ve... Tamam, demek ki 4 farklı nokta değilmiş chat, 2'ymiş, aklınızda olsun. İnterfaz evresinde 2 farklı kontrol noktası var chat, unutma. Yani ben bunları unutmam mesela. 3 olur. Evet, tabi zamanla unutmuşum ama. Mayoz geçiren bir hücrede anafaz 1'de hangisi gerçekleşir? Anafaz 1'de... Anafaz 1'de kesinlikle hocam, çizelim. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Homolog mu? Cevabım. Tamer çok iyi bir homolog. B seçeneği olur. Burası profaz 1. Evet. Şurası profaz 1. Şurası anafaz 2. Evet. Minigülüm iyi ki varsın öğretmeniyim. Özellikle biyoloji öğretmeni arıyoruz. 2 aydır sigorta yok. Yol yok. Sadece çay ve kahve veriyorlar. CV yollar mısın sendeki? Kromozom sayısı. Yavrum bana kredi vermiyor ki minigülüm. Bana kredi vermiyor bankalar. Ben nasıl öğretmen olayım yavrum? Bir de benim formasyonum yok. 2 katına çık. Peki arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer mesela hani... Yani eşi öğretmen olan insanlara ekstra bir formasyon çıkıyor mu bankalardan? Gar geçici olarak... Bankalardan ekstra bir formasyon çıkıyor mu? Faz 2 çünkü kardeş krometler... Onu bir araştırmamız lazım ya. Birbirinden ayrılıyor. Crossing over normal olarak... Bana kredi çıkmıyor ya. Banka kredi vermiyor. Utanmaz mısın banka, gözünü seveyim ya. Bana ver kredi, ver ne olur ya. Crossing over. Olaylarından hangilerine neden olur? Bir... Hocam yalnız ben bu derslerin bağımlısı oldum ya. Biyoloji dersinin bağımlısı oldum ya. Bu kadar öğrenciliği zamanında sevseydim vallahi bileği kazanmıştım ya. Gözünü seveyim ya. Vallahi billahi Uğur abi ya. Bir tane annemden, bir tane babamdan Amerika. Şu şekilde kromozom aldım. İtiraf et, lisede sayısal okuyup biyoloji seviyordun değil mi? Biyolojim iyiydi chat. Lisede biyolojim iyiydi. Sonra bunlar bölünmeden önce evet. Kendilerini eşleyecekler. Doğru. Sonra crossing over'da mantık neydi? Neydi hocam? Kardeş olmayan krometler arasında parça değişimi. Evet, parça, öyle bir durum var. Bunu hepimiz yani bunu bilmeyen yoktur herhalde artık, bunu da biliyoruz yani. Evet. Yani A'ya kırmızı bulaştır. Evet. B'ye de mavi bulaştır. Evet. Tamam. Hocam. Güzel. Kromozomun alel dizilimi o zaman değişebilir çünkü burada... Değişir hocam, tabii ki değişir yani, zaten değişime de açıktır alel dizilimler. Birden fazla alel karşılıklı yer değiştirmiş olabilir. Bir de zaten alelin diğer karşılığı nedir? AD. Yani nedir bu? Alel AD.
Hocam ne yapıyorsun böyle? Arada şaka yapalım ki hani insanların da zihni açasın. Evet, devam edelim hocam. Hücredeki kromozom sayısı değişmedi. Evet. DNA'nın nükleotit dizisi değişti mi? Değişti tabii. Hocam biliyorsun bir de şey vardır zaten. Hani bir kromozomları vardır. Kromozom. Bir de şey vardır. Kibar mozom. Hani anladın mı? Kro. Öteki de ki hani evet devam. Zeyzeycim de diyor abi babamla kavga ettim inşallah kabız olursun dedi. 3 gündür tuvalete çıkamıyorum abi ne yapayım? Altına sıç. Ne bileyim yavrum Zeyzeycim canım benim. Babanın bir an önce duasını kazanmaya çalış. Bir an önce babanın duasını kazanmaya çalış ve babanın edeceği ilk dua şu olsun. Ya Rabbel Alemin ne olursun benim kızımın bağırsaklarını çalıştır ya Rabbi. Ne olursun onun sulu sepken sıçmasına nasip et ya Rabbi diye dua etmesini bekle yavrum. Yapacak başka bir şey yok. Fatma Galkom abi bu vizelerde çıkacak mı? Yavrum müfredata o kadar hakim değilim ama inşallah. İnşallah çıkar devam. Buradaki kırmızının nükleotit dizisi farklı. Mavinin nükleotit. Ya canım Çetçim ya bu hakikaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya biz hakikaten bu Çetin. Biz bu chat'in yoldaşı olmuşuz hakikaten ya. Ben burada abuk sabuk konuşurken chat'tekiler de diyor ki kayısı çayı iç. Efendime söyleyeyim şey yazan var. Kabak çekirdeği ya falan yazan var. Ya canlarım benim ya. Onlar da böyle hani aktarsal malzemeler veriyorlar. Ya vallahi billahi canımsınız ciğerimsiniz başka bir şeysiniz ya. Hani beni zorbalamıyorlar bile. Kendi aralarında donete cevap veriyorlar öyle ya. Sıf farklı. Belirli bir genin nükleotit dizisi değişti mi? Hayır. Geni... Kiraz sapı kaynat diyen var ya. Altına da ünlem koymuş bir de ya. Ha? Yağmur ben diyor ki abi bir konuşabilir miyiz? Gülüm özel mi? Gel sen arka... Gel Yağmur. Gel söyle. Kulağıma söyle. Kulağıma söyle. Abi bir konuşabilir miyiz? Ne demek yavrum? Kulağıma söyle yavrum. Ha? Bir alıyorsun hocam. Evet. Onun içerisi... Dersi kaynatma. Arka taraf dersi kaynatma. İdilişko birazdan Müge Anlı'ya geçeceğiz. Sessiz ol. Sessiz ol. Abi ellerim üşüyor demiş. Yavrum Allah... Birisi kaloriferi yaksın. Peki nükleot dizisini değiştirmiyorsun. Cevabım ne oldu? 1 ve 3. Evet. Mayo... Ne? Ellerim mi üşüyor? Kayısı çayı iç. Ve... Tamam hocam yeter bu kadar mayoz. Ne yapıyoruz biz? Hiç kimse de sorgulamıyor anasını satayım. Abi ne yapıyorsun sen oturdun biyoloji çalıştırıyorsun bize ya. Vallahi ne oldu bu? 28. Allah belanı vermesin. Bir de yani vallahi tetiklendim. Bir de gitti camına parmak sürdü ya Duffy. Bir de camına parmak sürdü ya Duffy. Bir de camına parmak sürdü ya. Vallahi billahi ya. Bizim ders çalışmalar olur gibi. Bunu bize DM'den atan arkadaşımıza da selamlar. Bizim ders çalışmalar olur gibi. Sevgili Babazungu'ya da buradan selamlar. Ver coşkuyu. Kesir. Kesri. Burada ne oluyor? Ünsüz yamışması mıydı bu? Yok, ünlü yamışması. Kesir ne oluyor? Kesri oluyor. Bak evet. Şimdi ben size öğreteyim. Kesri. Kesri olmuş. Evet. Şimdi kesiri olmuş aslında. Kesiri orada işte evet. Kesiri olmuş. Hangi kesiri? El kesiri. Hani el nesiri gibi. Evet saçmalama Tamer. Ama buradaki bir tane şu ünlü ne olmuş arkadaşlar? Evet. Bu ünlü. Yamışmış. Bu ünlü Mortingen Streis olmuş. Yani o ünlü ölmüş yani. Biz onu dizide öldürdük gibi düşün chat. Zeynep İşko. Yani bu seneki arkadaşlar müfredatımız, yayınlarımızın müfredatı çok geniş. Yayınlarımızın saatleri de uzamışken yani niye ders çalışmayalım diye girdik ve bence güzel gayet güzel akıyoruz. Buradan düşmüş. Bak düştü. Bu düştü. O zaman evet. Ne oldu? Kesri. Evet. Kesri. Evet Nilgül'üm iyi ki varsın. O zaman bu ses olayı... Para gelecek ama istersen onu bekleyelim. Gülüm ben sana atarım 5000 lira. İnan adı nedir? Ünlü düşmesi. Evet. Çünkü iyi ünlü bir sayı. İyi ünlü bir sayı arkadaşlar. Bunu unutmayın kesinlikle. İyi kesinlikle ünlü bir sayı. İyi, ü, efendime söyleyeyim başka. O, ı, efendime söyleyeyim başka arkadaşlar. Yumuşak ü falan bunların hepsi ünlü sayı. Tamam mı? Kesir. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli yani. Bunları hakikaten unutmayın. Gelsin. Allah belanızı vermesin. Artık yani hepinizi var ya. Hepinizi toplu bir şekilde Cimer'e şikayet edin. Toplu bir şekilde sizden para almam lazım benim ya. Ya bizim artık sizden para almam. Dubai tangası nedir yani? Donunuzu, otunuzu, bokunuzu, her şeyi bu çikolatanın arasına doldurduğu Dubai tangası nedir artık ya? Artık Dubai tangası nedir artık ya? Ya bütün kirli çamaşırlarınız ortaya döküldü artık Allah sizi kahretmesin ya. Ya ne oldu bu? Alsa gibi hamarat. Ya neye donluk bari vallahi billahi yesmar yesmar. Şennu 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 şennu. Ya
hakikaten vallahi olacak iş değil ya. Ne oldu bu? Vallahi olacak iş değil. Buldukları her şeyi sokuyorlar içeri. Vallahi çıldıracağım ya. Her şeyi sokuyorlar içine ya. Nerede bizimki? Şuralarda bir yerdeyim ya. Ya Rabbin alemin, Ya Rabbin alemin, Subhanallah, Subhanallah. Ya Subhanallah, Subhanallah Zeynep İşko ya. Vallahi billahi ya. Evet abla, ne oldu? Gelsin abla, neymiş başlık? Aşerdim. Ya dakika bir gol bir Ayşe abla, daha bismillah ya. Amenna. Daha bismillah abla, dakika bir gol bir maşallah. Allah sağlıkla kucağına almayı nasip etsin de. Sanki sen böyle hani... Enişteye iş yaptırmak için hamilelik numarası yutturmuyorsun değil mi abla bize? Ha? Var mı öyle bir şey bilmiyorum ama. Kocacık. Dolandı söylediler o konuya bak. Kerimcan Durmaz'ın bir kişiyi evlenme vaadiyle dolandırmasına ihtiyacı var mı sence ya? Öyle bir şey olabilir mi sence ya? Hacılar Belediyesi. Canım benim senin neredesin kaçkı? Hoş geldin. Kerimcan Durmaz'ın öyle bir şey yapmaya ihtiyacı yok bir kere. Neyse devam. Biraz su içelim chat bir dakika. Gel abla. Evet Alta gibi hamarat. Kocacığım, kocacığım, ben aşeriyorum. Yok yok, ne? Yok. Hocam bir dakika baştan. Selin'cim, yemin ederim baştan. Kocacığım, kocacığım, ben aşeriyorum. Yok yok, ne? O kadar natural söyledi ki. O kadar doğal söyledi ki, vallahi billahi ya. Chat de, bundan sonra chat de aynısını yapacak. Bundan sonra yayıncım yayıncım ben aşeriyorum diyecek. Yok ya neye? Kısmetse olur ha Müge Anlı'ya falan filan. Bundan sonra yeni mim belli oldu. King Tanım iyi ki varsın. Ben ananası aşıyorum. Bana ananas getirebilir misin? Ananas mı? Ananaslı tanga var mı peki? Tamam. Çok güzel. Allah herkese böyle anında tamam diyecek arkadaşlar. Gerçekten insanlar nasip etsin inşallah Zeyncim. Bugün biraz öyle ya. Bugün biraz trajikomik. Alo, canım benim çok teşekkür ederim. Alo Fitter. Alo Fitter'cim. Kokulu öpücük hoş geldin Celiko. Kocacığım ananas getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ne oldu bu? Zeynep İşko. Ulan benim de canım çekti ananasa. Ulan ne güzel de yiyor vallahi Ayta gibi hamarat. Girsene kalp. Sen bebeğimizin kahramanı oldun. Bebeğimizin ananas olmasını son anda Amenna. Engelledin. Bebeğimizin ananas olmasını mı? Ananasişko. Acılar Belediyesi. Canım benim Allah zihin açıp döversin inşallah. Ananas getirmeseydin ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu abla çok merak ettim şu anda. Ya benim aklımda bir görüntü var şu anda ama. Onu daha sonra Instagram'da Reels olarak atarım belki. Bebeğimiz ananas olarak doğacaktı. Yok ya. Abla Allah'tan canım başka bir şey çekmedi ya. He? Koca... Allah'tan canım başka bir şey çekmedi vallahi billahi ya. Bamya işko. Bakalım abla. Artık ne oldu abla cinsiyet belli oldu mu hakikaten? İnşallah Allah'ın izniyle. Bir kere gel. Allah'ın izniyle. Abla bir şey söyleyeceğim. Bu haberden sonra inanılmaz basmışsın ya. İnanılmaz basmışsın ya. Bir şey diyeyim. Evet. Evet. Kız. Evet. Bu ne? Evet. Abla hamilelik olayından sonra basmışsın storylere reklamı ya. Hani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Günlük yani Allah herkese nasip etsin inşallah. 30-40 bini var. 30-40 bin lirası var şu storylerin. Aşağısı yok yani. Geç abla. Abla yeter de artık hadi cinsiyeti söyle ya. Aa bizi bu kadar gerçekten şey yapma. İyi geceler canlar 13.31. Bu nasıl 13.31 lan? Abla sizin orada vallahi bile güneş açmıyor galiba. Bu nasıl 13.31 ya? Ne oldu bu? Abla böyle 13.31 mi olur ya? Geç abla evet. Bana şüpheli geldi. Evet. Tamer Halil Celil hoş geldin canım benim. Günah Nazlı Gasım Amam'ı iyi ki varsın. Bir de çok önemli bir sorum var. Sen beni tanıyor musun? Arkadaşlar ben hepinizi tanıyorum. Özellikle donate atanları asla unutmuyorum chat. Evet. Amenna. Kafasına fırlattıkça Halil İşko ne düşünüyor acaba ya Zeynep İşko? Acaba ne düşünüyor? Evet. Bak dikkat edin. Kocacığıma hasta olmuş ona şifa çorbası yaptım.
Pandoflar. Evet. Siz panduflarınızı beğendiniz mi? Ayak. Arkadaşlar bu arada benim de panduflarım var. Ayakkabılarınızı. Böyle bir kar mar yağarsa arkadaşlar panduflu tivrik atacağım size. Ayakkabı. Tamer çok iyi bir panduf. Uy uy hasta olmuş bir. İyi yaşa gülüm benim. Yavrum yalnız Halilişko nasıl ayık bir insansa. Bir gel annem. Ayakkabı değil terlik diyor yavrum benim ya. Gel. Halilişko'nun saçlarını artık kesmenin zamanı geldi gibi geldi bana abla. Amenna. Bebişimiz kaç haftalık olduğunu çok merak eden olmuş. 7-8 haftalık. Ne zaman belli oluyor abla şey cinsiyet? Canım benim. Hay senin de Allah cezanı vermesin Hacılar Belediyesi. Oğlum sende bir ağır bir mallık falan mı var? 10 dakikada bir attığı tweet'e. Abi beni unutmuşsun ya. Abi beni unutmuşsun ama. Abi kalbim kırılıyor. Ya seni niye unutayım? Benim hayatımın gerçekten merkez noktası sen değilsin. Sen beni öldürme. Adam aylar sonra gelip 3 dakikada bir şey atıyor ya. Oğlum gitme elini yüzünü yıka bir kendine gel Hacılar Belediyesi. Kafan mı güzel? Geç abla. Çek bebeksi seni mi çek? Ali yine üşütmüş. Hadi anneciğim. Sen de Halilişko yani senin de bağışıklığı nasıl Çin Bey'e canım halloşum benim ya. Hiç. Ama abla o işte ben sana bir şey söyleyeyim o patatesin etkisi. Bunu. Ama o yaşlarda ben de çok hastalanırdım gerçi. Şimdi eğri otomuzu doğru konuşalım yani. Ha. Yavrum benim bu arada arkadaşlar bu aralar böyle hastalık mevsimi. Aman kendimize çok dikkat edelim canım benim. Haydi Halil. Halloşum da artık çocuk da bıktı artık. Ne yapsın anasını satayım halloş. Ali yine üşütmüş. Hadi anneciğim al iç bunu. Abla var ya hastalıktan bizi bir numaralı koruyan şey kesinlikle düzen. Beslenme düzeni, uyku düzeni. Haydi Ali. Düzen oturdu mu hastalıklar pert. İlaç iç hadi. Bu ne? İlaç. Pembe mi? Evet. Pembe pembe yavrum rengine bakma şimdi anasını satayım. Pembesi var, kırmızısı var, turuncusu var, ananaslısı var. Pembe hadi. Hadi aç ağzını. Ne oldu bu yavrum tadı da kötü ama doğru yani çocuk da haklı ya. İlaç iç babaya söyleyeyim sana kumandalı araba getirsin. Önlem ilaç yalnız Celloş'un bakışlara bak. Celloş'un tedirginliğe bak yavrum benim ya. Çocuk da hadi ben de mi içeceğim bakışı atıyor. Patata barak. Evet hadi. Ne diyor? Patata mı barak mı? Hadi. Orada galiba bir Arapça konuştu. Ayrıca bir tane koy. Bak. Mantık bana gittiyse baba araba baba kapıda gittiyse hadi söyle oğlum. Tamam. Kul auzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min şerril vesvesil hannas allazi vesvese. Orada ne oldu oğlum? Nas suresi mi okudu? Orada Nas suresi mi okudu gülüm? Allah kesene bereket versin. Ama ne oldu Allah. Bu? Zeyn, Halil'in saç boyası aktıktan sonra çocuğun yüzü çok gülmüyor. Bu arada hakikaten öyle bir durum var. Diyeceğim mi? Ne yaptı orada ya? İlacını iç sonra söyleyeceğim. Benim Halloşum artık nasıl çocukcağız artık nasıl bir ilaç krizine girdiyse. İğrenç değil. Abla ya ama tadı aslında fena olmaz bu arada. İlaçların tadı da güzel olur Hacılar Belediyesi. Canım benim. Olursam sana özel para çıkartacağım. 200 Taber TV'yi. Ya vallahi billahi. Canım benim düşünmen yeter. Hadi ya. Ulan Celloş adamı ya. Bak bebe hiç zorluk çıkarmıyor. Öyle lan sana bebe. Ama çocuk da şimdi öteki de artık yani şey oldu ya. Aferin sana bebe. Halilişko arkadaşlar ananas bebek. Ayşe gibi hemen artan. Halilişko bir şeyi sevdi mi tam seviyor. Nefret etti mi tam ediyor. Ortası yok yani. Halilişko ne burcudur sizce chat? Ya bir şeyi sevdi mi tam seven, nefret etti mi tam nefret eden burç. Hangi burçtur chat? Hangisidir? Ben de onlardan gel yaparım. Sütoşum ne demiş? Bayağı kültürlü bir kanal izlerken su içiyordum ve suyu püskürmeye zorunda kaldım. Buradan Ayşenur Hanım'a selamlar. Ayşenur'a selamlar. Koç diyen var, boğa diyen var. Çoğunluk boğa demiş bu arada. Çoğunluk boğa demiş. Çoğunluk boğa demiş. Bilmiyorum. Ayşe ablaya buradan soruyorum. Rica ediyorum. Eğer beni şu anda izliyorsan Allah aşkına bir burslarını söyle. Bize bir ara çocukların burslarını söylersen çok seviniriz abla. Evet geç. Lar tok tutan. Çok şanslı. Bu sehpam çok. Yavrum benim baksana herifin duruşa bak ya. He? Vallahi billahi tarlası yanmış mahalle muhtarı gibi oturuyor orada ya. Kurulmuş kızlar o kadar çok severek kullanıyoruz ki ailece gerçekten evet. Birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Şu şekilde çok pratik ve çok sağlam. Daha önce birçok sehpa aldım ama hepsi dandik geldi. Abla dandikten ziyade var ya yalnız benim bu kuşumun da harbiden burnunda et var galiba ha.
Bu gerçekten çok güzel. Bu yavrumun da burnunda et var galiba. İleride bir burun operasyonu geçirmesi lazım Haluşkun gibi geldi bana. Şu şekilde çocuklara yemek koyuyorum. Evet. Öyle çay koyuyorum kocacığıma. Güzel bu arada abla vallahi bile. Bacakları iki yandan sarkıtsan güzel. Ben böyle bir şey almak isterim. Çocuklar dökmeden yiyor. Size şimdi linkine gideceğim. En çok satan. Alsa. Alsa gibi habara tabağı çikolata yapıyor. Selam. Gerçekten şu an şok içindeyim arkadaşlar. Neden oldu abla biliyorsun? Arkadaşlar Kasım ayına özel bir mağaza çıkmış. Ne oldu bu? Geç abla. Çarşaf. Dur abla. Geç abla. İstiyordun ya. Geç abla. Geç abla. Geç. Geç. Alıram yar, alıram. Dünyayı dolanıram. Abla ne yaşıyoruz? Geçelim abla. Kısım Celil. Abi bunun kocasıydı falan. Adam çiğ köfte kokuyor. Belanızı vermesin. Allah belanızı vermesin. Çiğ köfte kokmak ne demek ya? Bakın dam. Hocalar belediyesi teşekkür ederim. Damla çikolatayı almış. Evet. Amin. Abla bu ne lan yere? Abla yere keçi mi pisledi? Melişkoviç. İsmi Cem. Cem enişteye buradan selamlar. Cem enişte sana çok selamlar. Eğer her gün yayına gelirsen Cem seni öpeceğim. Cem enişte kusura bakma bizim böyle abuk sabuk şakalarımız vardı. Evet. Bizim böyle abuk sabuk şakalarımız vardı devam edelim. Evet. Tamer Burcu'n ne demiş? Gülüm benim Burcu'm Koç. Yükselenim Başak. Kendi hatalarını düzeltmeceğiz. Ananı avradını vallahi bile Dubai çikolata mı gene ya? Saret olmayan insanlar. İki gündür Damlişkom hoş geldin gülüm benim. YKS'ler vizeler bizi bitirdi zaten ya. Başka... Tam sınav haftanız başladı farkındayım onun ama. Hatalarını eleştirerek huzur bulmaya çalışıyorlar. Oğlum canım da çekmiyor değil lan chat. Vallahi bile canım da çekmiyor. Yani tadını hiç bilmiyorum ama. Amenna. Canım da çekmiyor değil yani ya. Devam edelim. Hanımlar ben... Alofitler, YouTube'dakileri bağırdığın için geldim hayırlı cumalar. YouTube'cum! Millet çıktı geldi. Sen hala orada uzaktan uzaktan Halil İşko videoları. Yok abi bize var gelemem. Yok abi işte finalim var. Ya geç baba geç şuraya aşağıda tıkla 20.00'da gel şuraya. Bir selam ver bari ya. Rezaletin kepazesi çık ya. Evden çalışan çık şu ya. An ekibi. Devam ya. Ben hep sendeyim. Senin belli hep kalbindeyim. Yavrularım benim ya. Kalabalık burası sanki tatildeyim. Başka bir karizmalar ya. Geliyor güzeller. Dışarıya da pantufla mı çıktık abla? Şeyi özel aklım ama da ben hep sendeyim. Yok abla. Hadi buna pov yapın beğendiğimi buradan paylaşın. Geç abla. Zeyncim iyi ki varsın. Dubai'deki gökdelenler neyse. Evet geç abla. Geç abla. Şöyle. Geç abla. Aroma. Şimdi parktan geldik. Celil İşko hemen uyudu. Abla bu Celil İşko mu Halil İşko mu? Celil İşko mu? Geç abla. Evet. Yavrum benim gene nodulla besleniyor. Yalnız Halil İşko burada var ya. Yani şurada şeylere benzemişsin lan. Bir Beyoncé vibe aldım biliyor musun senden? Yani bu Nodulu falan görünce şöyle bir sanki böyle bir K-popçu vibe aldım senden biliyor musun usta? Bir Can Kulak yani şey Jungkook vibe aldım ha. Devam edelim. Evet. Geç abla. Sen yolun en... Geç abla. Geç abla. Ne oldu? Bugün çocuklarla ananas dedi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kocacığım kocacığım. Afiyet olsun. Akşam için tavuk çorbası. Afiyet. Afiyet. Evet bir Halil İşko videosunun daha, bir Halil İşko muhabbetinin daha, bir ders videosunun daha sonuna geldik. Bir dakika dur hocam ses bilgisini geçelim artık ya. Ses bilgisinde artık ÖSYM analize ya da 4'e geçelim. Ses bilgisi 4. Ses bilgisi 4 hocam. Evet geç hocam. Kökü küçük. Evet. Hadi. Geçelim hocam. Nedir ünsüz yamışması? Evet ÖSYM ufacık. Ufacığın kökü nedir chat? Chat ufacık kelimesinin kökü. Nedir? Hemen bana söyleyin arkadaşlar. Acil bir şekilde chatte akıtalım. Ufacığın kökü ufuk. Ufuk. Küçücük sözcüğünün kökü küçükten geliyor evet. K gitti. Ya da yine devam ediyorum. Evet bir diğer kelimemiz gelsin chat. Küçücük. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Daha seninle çok işimiz var. Minicik sözcüğünün kökü. Miniciğin kökü nedir chat? Amenna. Min. Asosyal otak minicik kelimesinin kökü min. Hatta asosyal otakım çok teşekkür ederim canım benim. Evden gidiyorum hoca bırakıp gidemedi korkudan. Evden geliyor gitti. Devam ediyorum. Edelim hocam. Al çalıyor. Al çalıyorun kökü nedir chat? Al.
Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Çete akıtmamanın sonunu düşünmedin mi? Alçalıyor sözünün kökü. Evet. Alçak. Küçülüyor. Küçülüyorun sözü nedir? Kökü nedir? Çet. Küç. Küçülüyor kelimesinin kökü. Küç. Küçük. Hadi bir örnek daha. Son bir örnek daha hocam. Yükseliyor. Yükseliyorun kökü yük. Nereden geliyor? Yüksek. Yüksek. Ya? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Hani söz... İnşallah chattekilerin kınasına gittiğimiz zaman çalacak olan müzik. Aşırı aşırı chatçime de kız vermesinler. Aman Allah, açanlı kuşlarım or. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya sen gerçekten psikolojik destek alman lazım lan. Ha? Daha senin beyninde çok işin var. Küçüklerdi. Hocam bugün de galiba kafayı sıyırdık ya. Ha? Eskuşko. Belli ki daha bugün de kafayı sıyırdık ha. Abi bugün çok iyi değilim bence TS Elif. Bugün kafayı yediğim günlerden birindeyim Feyza Türkoğlu. Ben sana söyleyeyim. Ela ela. Ela ela. Yani herkes şu anda gümbür gümbür. Chat diyor ki işte birisi bunadı. Birisi artık kafayı yedi falan diyor. Ela ela da diyor ki hapşıracağım. Motoratörümüz de diyor ki ondan sonra komik değiller. Vallahi canım sloşum benim, devam. Attım abi sloşu. Sloşu şu anda arkadaşlar. Düşme. Yamyamların önüne attım. Abi sen bize yamyam mı demek istiyorsun? Evet. Hadi bir örnek daha. Sıcacık. Bak sıcacık kelimesinin kökü. Sıcacığın kökü nedir? Acık. Nereden geliyor? Sıcaktan geliyor. Evet, hocam farkındaysan hep K harfi var. Bir, ikincisi yanlışlıkla kamera yerine başka bir yere baktın. Yani K düşüyor. Ha, Aker hocam. Ne var Allah belanı vermesin senin kurul mu yazacağı? Tiskil kotaber. Evet, ne var Allah belanı vermesin senin kör olası. Evet hocam. Hocam diye bu sıcacık sözcüğünün diye kökü diye ısıcaktan geliyormuş, doğru mu diye. Lan! Gene sinirlendik hocam. Gene sinirlendik hocam. Vallahi billahi ya. Artık her yayın öncesi zorbalanan sıla olur gibi. Lan! Gitme beni. Sıcacık sözcüğünün koku. Evet. Isıdan geliyor ama. Sıcacık sözcüğünün koku. Evet, koku. Isıdan geliyor. Evet, doğru teslam. Ama. Nereden geldik ben de anlamadım. Vallahi billahi ya. Ha, Songül kaldı. GK'de böyle bir şey yok. O ÖABT. O zaman limonda limondan geliyor. Yani ha. Ramazan'da Ramazan'dan geliyor. Tisigarko'da Tiskirko'dan geliyor o zaman. Leğende ileğinden geliyor. Amenna. Delirtmeyin adamı lan. Lütfen böyle şeylere gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Hocam vallahi sende çok varım ya. Sıcacık. Devolicim görüşürüz gülüm benim. Bir ara biyolojide çalışacağız. Mayoz bölünmeler, mitoz bölünmeler. Artı Golgi aygıtı. Sözcüğü sıcaktan geliyor ve K'ye düşüyor. Hocam sana 2 saniye ara verip 2 dakika bir Golgi aygıtına gidebilir miyim hakikaten? Canım çekti ya. Golgi aygıtı. 2 dakika hocam, 2 dakika Allah aşkına. Bir Golgi cisimciği tanımı gelsin hocam. Bir Golgi cisimciği tanımı gelsin. Nerede? Endoplazmik retikulum ve Golgi aygıtı detaylı. Amenna. Konu anlatımı. Gelsin hocam. DNA. Nedir baba bu? Nedir hocam? Bana bir anlat Allah aşkına. Mesajcı RNA aracılığıyla taşınma sürecinden önceki videolarda söz etmiştim. mRNA. Evet. DNRNA. Evet. Transkripsiyon süreci çekirdekte başlar. Evet hocam. Mesajcı RNA çekirdekten çıkar. Peki hocam, çekirdek dediğimiz yani normal ay çekirdeği mi yoksa kabak çekirdeği? Saçmalama Tamer, devam et. Melihan Urucum hoş geldin canım benim. Bir. Şevval'e buradan. Şevval'cım kokulu öpücükler bebi. Ribozoma bağlanır. Evet. Ve proteine çevrilir. Tamam hocam. Protein derken evet, tavuk sote gibi. Sürece transkripsiyon denir. Tamam, transkripsiyon. Transkripsiyon. Transkripsiyon aklınızda şeyden kalsın chat. Yani bu vallahi homofobik bir söylem değildir chat. Yemin ederim. Transkripsiyon aklınızda Mükremin Gezgin'den kalsın chat. Şunu da şöyle düşünebilirsiniz chat. Şöyle düşünebilirsin. Nerede hocam? Bir dakika, al bakalım bir transkripsiyon. Şuradan al hocam. Evet. Şuradan şöyle yaptığımız zaman nedir chat bu? Baktığımız zaman bir arkadaşlar insan kafasıdır. Nedir? İnsan kafası. Hayata her zaman farklı açılarla bakmaktır bu. Çok kötü zaman senin şakalarını bir nebze yüzüm güldüğünü çok sağ ol. 0.96'm canımsın benim, iyi ki varsın. Sen baba 0.96 olabilir misin peki?
Şifreleri taşıyan RNA kirdekten çıkar ve bir ribozoma bağlanır. Evet, ribozom. Ve proteine çevrilir. Bu süreç... Hatta şarkısı da var. Yıkadım bütün kollarımı, sana verdim ribozomdaki son gemiye binip çek git, çek git. Sana verdiğim tüm hediye, ribozomdaki tüm gemiye çek git. Öyle bir şarkısı var hatta. Oradan aklınızda kalsın chat. Chat, çok garip bir haber gördüm. ABD'de 43 maymun kaçmış, şu an onları arıyorlarmış. Berrakçım hayırlısı be gülüm. Ribozomda gerçekleşiyor yani. Evet. Bu özetin ardından hücrede tüm bunların gerçekleştiği yapıları ve evet, sürecin detaylarını konuşalım şimdi de. Konuşalım hocam. Sürecin detaylarını konuşuyoruz. Çekirdek geldi. Ribozom geldi. Amenna. Bakalım şimdi Golgi aygıtı geliyor. Listeriyacım iyi ki varsın. Çekirdeğin içinde neler olup bittiğini daha iyi görebilmek evet, için biraz daha ayrıntılı çizeceğim bu sefer. Bakalım hocam. Öyle bak, insanın vücudundaki en önemli şey çekirdek. İnsanın kendi içinde bir çekirdeği var. Şimdi şu şekilde evet, çizeyim. Göster hocam. Zarı her zamanki gibi amenna, tek çizgiyle çizmek yerine evet, bu sefer çift çizgiyle çizeceğim. Çizelim hocam. Zaten çift çizgi zarlar her zaman büyüktür. Ol. Dorothy's tabii ki varsın. Tamam mı? Zarı evet, çift çizgiyle çiziyorum. Evet. Çünkü çizim, çekirdeğin zarı aslında evet, çift tabakalıdır. Katılıyorum. Yani şimdi ortada bir çekirdek var chat. Onun da etrafında ne var? Böyle. Böyle. Böyle ne var arkadaşlar? Zar var. Bu ikili zar. Yani birincisini soydun, ikincisini de soymak zorundasın ki buradaki çekirdeğe ulaşabilesin. Yani bunu arkadaşlar ben detaylı anlatıyorum ki biyoloji aklınızda kalsın. Çift tabakalı zarın ilk evet, tabakasını çiziyorum. Çift. Bu şekilde. Ya ben muhtemelen bunu çalıştıktan sonra unutacağım ama siz unutmayın diye yapıyorum. Sonra ikinciyi çiziyorum işte. Evet sayın hocam. Bu da zarın... Bu da dış kapı chat, dış kapı. İkinci tabakası. Evet, dış çeper. Tabii ki ölçekli çizmiyorum. Evet. Önemli değil hocam, şu anda ölçekli de çizemezsin zaten. Bazı... Elimizde pergelimiz yok çünkü. Bazı şeyleri daha iyi kavrayabilmeniz için çiziyorum sadece. Evet. Pergel pergel. Tamer yarın yayına ver gel. Evet. Tamer sen kendi kendine niye zorbalıyorsun gerizekalı Tamer? Eğer daha yakından bakacak olursak çift tabakalı tabaka evet, böyle gözükecektir. Çift tabakalı tabakada hidrofilik bir daire ve lipid yüklü hidrofobik kuyruklar vardır. Katılıyorum hocam. Zaten şöyle söyleyeyim hocam. Bazen tabaka, bazen de bardaka. Allah'ım ne yapıyorsun sen Tamer? Vallahi billahi bir an önce kendini toparlaman gerekiyor. Hocam bunlar da böyle Playboy şeyi gibi, tavşanı gibi. Yani bu çizdiğim daireler birer çift tabakalı tabakadır. Evet, daire ve daire, bla bla, okey. DNA ve mRNA var. Transkripsiyon gerçekleşiyor. Evet, transkripsiyon gerçekleşirken. Hepsi burada, bu karmaşık kromatinde. Evet. Peki nasıl bu çift katlı lipid tabakadan geçebiliyor? Nasıl geçiyor hocam hakikaten? En önemli kısım o. Kendi kendimize soracağımız soru bu. Evet, nasıl taşınıyor hocam onu bir anlatayım. Ya onu keşke böyle hani kendi gözümüzle görebilsek ama. Çekirdek zarındaki gözeneklerden geçiyor elbette. Hadi buyurun. Cevabı da basit. Yani bu gözenekler tünel vazifesi görüyor tünel, ve bunlardan binlerce var. Ne kadar tuhaf, ne kadar tuhaf tuhaf yollar ya. Gözenekler çift tabakadan geçiş sağlayan birer tünel gibi. Evet. Yani bunları otobandaki çift taraflı, çift şeritli tüneller gibi düşünebilirsiniz. Olur hocam, evet, aklımızda öyle kalsın chat. Bu tüneller proteinlerden oluşur. Evet. Burası da karşılıklı geçiş noktası. Evet hocam. Bu tüneli şimdi 3 boyutlu olarak hayal edin. İnanılmaz ya, inanılmaz chatçim, yani bu sene var ya yani. Yani chatçim bu sene Boğaziçi Üniversitesi'ne, ODTÜ'lere girip yani... İnanılmaz vallahi billahi, yani böyle biber gazı yutsunlar diye artık yapmadığım şey kalmadı ya. Biber gazı solusunlar diye yapmadığım şey kalmadı. İTÜ'ler kazanılacak bu sene ya. Kazanılacak bu sene. Bu sene herkes... Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Amenna. İlk 2000'e giriyorsunuz Devoli. Bu sene ilk 2000'e giriyorsunuz. Çift tabaka arasından geçiş... İlk 2000. ...alayan protein esaslı tüneller. mRNA bu tünellerden geçerek serbest ribozomlardan birine ulaşır ve protein transkripsiyonu bu şekilde gerçekleşir. Evet hocam. Devolucumu iki basın bebi. Tabii hepsi bu kadar değil. Bir serbest ribozom kullanılarak evet, translasyon gerçekleştiğinde evet, ortaya çıkan protein hücre içinde kullanılır. Ha böyle kendi kendine protein salgılıyor. Vay anasını sayın seyirciler. Hocam. Ne kullanılıyormuş? Hücre içinde. Hücre içinde hocam. Şimdi şuraya tüm hücreyi çiziyorum. Evet. İşte. Hücrenin çiziminin güzelliğine bak. Evet. Hücreye ve işte bu da hücre sitozolü. Sitozol ve sitoplazmayı evet, karıştırabilirsiniz. Ama... Hocam ben yalnız sitozolü anlatırken diğer çeperleri unuttum ben ya. Bu neydi şimdi, ribozomlar ribozomlar iyice karıştı ya. Ha, karıştırmayın. Açıklıyorum. Sitozol evet, organeller arasındaki sıvıdır. Sitoplazma ise hücre zarının içinde kalan her şeydir. Evet. Anlaşıldı mı? Ayrım anlaşıldı. Sitozol yalnızca organeller arasındaki sıvıdır. Evet, organel chat. Sitozol organeller arasındaki sıvı. Sitoplazma ise hücre zarının içinde kalan her şeydir. Evet. Hücre. Sitoplazma hücre zarını arkadaşlar oradaki şunlar mı hocam? Şu mu hocam? Hocam bu mu? Fotimoti. Serbest. Bekliyordum açmıyordum. Meğerse her gün buradayın ya. Allah seni de kahretmesin Elif 23. İyi Allah seni de kahretme Fotimoticim inşallah bebi. Ribozomun ürettiği proteini. Adam her gün Twitch'te vallahi bile 20 çift sıfırda Twitch'e gitmiş ya. Allah seni kahretmesin. Aylardır buradayız be güzelim ya. Kendi içinde kullanır.
Sitozol de serbest yüzen proteinler daha sonra gerekli yerlerde kullanılabilir. Evet hocam, doğru teslimi iyi ki varsın. Peki, protein hücre dışında nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır hocam? Hücre zarı dışına nasıl çıkabilir? Evet. Hücre zarına nasıl iletilir ve hücrenin dışına nasıl çıkar? Hücrelerin çeşitli yollarla iletişim kurduğunu, diğer hücrelerin kan dolaşımı veya bazı başka ihtiyaçlar için protein ürettiğini biliyoruz. Hocam beni gerdin ya. Vallahi billahi ben tetiklendim yani. Abi hakikaten bu ders çalışma kremasız kahve mi ki varsın? Şu ders çalışma işi var ya, hakikaten bana göre değilmiş hocam ya. Ben var ya yani kaç 13 falan yıl böyle bir öğrencilik, profesyonel öğrencilik hayatım oldu. Hepsi boşa gitmiş ya. 13 yılım komple çöp. 13 yıl önce yayıncılığa başlasaydım şimdi o hayalini kurduğum evi almıştım belki de ya. Hocam hiçbir işime yaramıyor kurban olacağım. Ribozom, ribozomu öğrenmek için. Sitozol, sitozolü öğrenmek için gerekli insana verilmesi gereken bilgidir. Ribozom benim bir işime yaramaz. Yaramaz. Çekirdek benim bir işime yaramaz. DNA, mRNA, protein bunların hiçbiri benim işime yaramaz. Ben ses bilgisinden devam. Aker hocam devam. Sadece onun sızdışması var. Evet. Yemin ediyorum dalağını çırparım böyle zıngıldatırım. Zıngıldan, zıngıldan, zıngıldanı ver. Devam. Milattan önce hangi mağarada eğitim görüyordu kim bilir. Allah belanı vermesin. Aynen duvarlara şey çiziyorduk böyle buhar resim. Mağarada duvarlara buhar resimleri falan çiziyorduk. Nerede o? Şurada ben şurada vallahi bile. Benim yer burası. Aynen. İbrahim Tatlıses. Mağara. Aynen burası. Aynen aynen. Vallahi billahi. Aynen burası. İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağara. Yakında burası. Tisigalko Taber'in büyüdüğü mağara diye yapılacak burası yakında. Aynen mağara. Devam edelim. Devam edelim. Bir insan, bir yayıncı, yani hiçbir yayıncı yoktur ki dünya üzerinde chat'i tarafından bu kadar zorbalansın. Yani Tisigalko Taber'in kökü nedir? Chat. Allah belanı vermesin. Şimdi bunlar. Hocam. Ya... Bizim chatte de vardı bu arada. Domalanın kökü. Mesela nedir domalanın kökü? Dom. Ya bak kurban olduğum kelime olmadığı için ÖSYM şunu neredeyse 5 kere sordu. Küçücük sözcüğü neredeyse 5 kere sordu. Yani vallahi başka da zaten 10 tane kelime var baba. Ünsüz düşmesi yani. Bak en çok ÖSYM'nin sorduğu iki kelime anda bunlar. Ufacık da küçücük. Küçücüğüm ufacığım. Ufacıktım, küçücüktüm, top oynadım, acıktım gibisine chat bunları unutma artık ya. Nasıl soruları açıp zaten bakarsınız. Evet. Son 5 yılın çıkmış sorularını açın. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. RRNA'nın kökü Golgi cisimciği midir? Yine Damla iyi ki varsın. Bitti. Diye şimdi barıştık. İkinci köpeğimizi aldık. Hayırlı olsun gülüm benim. Peki. Şimdi vereceğim kelimeler. Evet ver hocam yeni kelimeler. Bakın. Hocam bu çizdiğin yalnız birazcık hücreye benzedi. Protein salgılıyor galiba. Birkaç. Karıştı hocam. Bende dersler karıştı. Bir dakika. Kaç kelime daha vereceğim ama bunlar. Ver bunları verme sebepleri. Evet. Sadece soru bankalarında. Ben bundan bıktım. Soru bankası ve ÖSYM arasındaki ayrımdan ben yemin ederim bıkkınlık gınası geldi bana hocam. Yanlış anlama. Soru bankasında başka sistemle soruluyor, ÖSYM'de başka sistemle soruluyor. Buradan ya ÖSYM ya soru bankası. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Yani ikiniz bir araya gelip aynı şekilde sorsanıza. Olduğu için veriyorum. Salak! Soru bankası salağı. Git ÖSYM nasıl soruyorsa onun gibi sor. Milletin kafası karışıyor ya. Bak Fotimoti demiş ki deneme de apayrı oluyor demiş. Ya kardeşim insanların beynini üçe bölmeyin ya. İnsanların kafa yapısında bu kadar protein salgılatmayın. İnsanların rinoplazmasına bu kadar oynamayın ya. Vallahi de billahi de soru bankaları için. İnsanın sitoplazmasına bu kadar oynamayın ya. Bak. Suude demiş ki denemeler sınavdan daha zor demiş. Ayıptır ya. Allah'ı billahi ya. Gel. Adaş kelimesinin kökü nereden geliyor? Adı. Hemen yanına yazıyorum. Adaş. Mehmet verdiğin kalemin içine tüküreyim senin. Allah senin belanı vermesin. He? Dabbe 9'da oynayan pis çocuk. Mehmet'i bir görün. Mehmet bırak. Mehmet'in kaşları konuşsun. Allah'ın belası. Daha laf edeyim mi lan? Cevap ver lan oradan bana. Nerede o? Bana cevap ver. Hayır. Terbiyesiz seni. Hayır mı dedi? Hayır deyince aklıma şey geldi ya. Hayır deyince hocam başka yerlere sapıyorum birden. Kusura bakmayın ama. Vallahi billahi ya. Nerede o? Nerede o? Başka yerlere sapıyorum ama gene aklıma geldi ya. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Suudem hoş geldin Canikon benim. Zaten... Berat'a da buradan çok selamlar. Geldi gene ya. Ne yapacaksın ki? Ne nasıl ne yapacaksın? Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Var. Varsa neredeydi? Var. Var.
Ne yapacaksın ki? Nasıl ne yapacaksın? Topladıysan var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın ki? Ne nasıl ne yapacaksın? Var. Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Var. Varsa neredeydi? Var. 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 Hocam gerçekten kafayı yemek üzereyim ya. Allah'ım ne olur bize yardım et ya. Evet hocam, sesleri biraz daha bakalım, sonra videolarımıza geçelim. Arkasından Big Five, arkasından Müge Anlı, kısmetse olur. Geceyi gene böyle kapatalım. Efsanevi bir gece başlangıcı oldu. Chat bugün yangın yeri. Özür dile yoksa içinden geçerim. Özür dile yoksa içinden geçerim. Devam. Kusura bakma hocam de. Çok özür dilerim. Devam. Pisliksin. Devam evet, ediyorum. Hocam sakin. Adaş, Adaş'tan geliyor. Evet. D'lerden sakin. Biri düştü. Devam. Evet. Ünlem reddit, ünlem reddit. Asteğmen. Asteğmen nereden geliyor? Asteğmen, üstteğmen. Evet. Asteğmen hani ast, üst yani. Hani ast, hani altı üstü, onu ast. Bakın, asteğmen. Hocam niye altteğmen dememişler acaba? Yani T'lerden biri gitmiş. Evet. İşte buna ünsür düşmesi diyoruz. Yine devam ediyorum. Devam etmeden önce hocam, Tamer'in kökü nedir? Chat'te çok fazla bilmeyen vardır. Tamer'in kökü Tam. Gökhan'ın kökü Göt. Şey Gök. Mesela Serhan'ın kökü Ser. Ercan'ın kökü Er. Daha sende çok işimiz var. Asteğmen, üstteğmen. İkisini örnek verebiliriz. Evet. Hocam yalnız farkındaysanız böyle ders konusuna geçtiğimiz zaman öğretmen gibi yayın yapmaya başlıyorum ben. Ya. Öğretmen gibi konuşmaya başlıyorum yani. Ya da. Ya da mesela es kuşumun kökü mesela Ezgi. Amenna. Gel Ezgi. İremcim hoş geldin. YouTube'dan geldim. Gelmek zorunda kaldım diyor. Hepinizi İlrem. Hepinizi gelmek zorunda bırakacağım. Gelmek zorunda bırakacağım yani. ÖSYM'in aynı soruları malum grup soruyordu denemelerde. Dedim ki ha, oradan bir terör örgütü göndermesi geldi. Amenna. Galiba kremasız kahve. Abi bugün denemede çözer miyiz? Çözeriz yavrum. Çözeriz. Yarın denememiz var chat. Yarın hep beraber deneme çözüyoruz chat. Kurban olduğum kaldırım. Evet. Kaldırım kelimesinin kökü nereden? Kaldırmak. Nereden geliyor? Hocam bence kaldırımın kökü kaldırmaktır chat. Ne olabilir? Kalk kökünden geliyor. Ha kalkma, özür dilerim, pardon. Vay öküz Tamer vay. Vay öküz Tamer vay. Bak, abi Amor sevgicim hoş geldin Canico. Vay öküz Tamer vay. Bakın o zaman ünsüzlerden bir... Vay camış vay. Yine düş. Kübra demiş ki hocam tuvalete gitmek istiyorum. Çocuklar ben 30 kere size tuvalete yayından önce gidin diye sözünüz yani seslenmekten. Ben bıktım, çabuk git gel. Çabuk git gel çabuk. Hoş geldin canım benim. Eylülcüm hoş geldin. Selam. Tabay tukalata yapıyoruz. Ayse gibi hamarat. Düştü. Devam. Habibi. Kardeş kelimesi. Kardeş. Evet. Karından geliyor. Bak kardeşin kökü karın. Yeşermek. Yeşermeyin kökü sarı. Şey yeşil. Veya kı. Veya. Zarmak. Kızarmanın kökü kırmızı. Kardeşler, kardeş kelimesinin kökü nereden geliyor? Karın. Karındaş. Evet. Karındaş derken bakın buradaki ı düştü. Buradaki ne? Düştü. Yani evet. Hem ünlü hem ünsü düşmesi ne var. Ne oldu? Yani kardeş. Kardeş. Yani burada evet. İki ses olayı var. Evet. Devam. İki sesi bir araya gelmemeliydi. Tamam. Ona da bakarız. Yeşermek sözcüğünün kökü nereden geliyor? Yeşil. Yeşil. Evet. O zaman bu hem ünlü düşüyor hem de ünsü düşüyor. Mantıklı hocam. Yani iki evet. Ses birden düşmüş. Devam. Evet. Kızarmak sözcüğünün kökü ise kızıl kökünden geliyor. Kızıldan geliyor. Çok da severiz kızılları. Geçelim hocam, devam edelim. Instagram videolarımız gelsin. Kocacığım bana hamilelik hediyesi almış arkadaşlar. Ayşe abla sen bir şey söyleyeceğim. Sanki enişteyi kullanıyorsun gibi gelmeye başladı bana artık. Ay yani Ayşe abla yanlış anlama. Sanki enişteyi kullanıyorsun gibi gelmeye başladı. Çok da güzel bir arkadaşlar bu arada, hamilelik hediyesidir. Allah herkese nasip etsin inşallah. İbibik. Kadar. Abla gerçekten hamile misin? Sanki yani hamileyim ayağını kullanıyorsun gibi gelmeye başladı bana ama neyse. Orada düşünceli bir beyim var. Ben mutlu olayım diye gitmiş bana hamilelik hediyesi almış. Maşallah abla. Allah'tan kutu. Allah'tan kutuyu koymamış. King Tanım iyi ki varsın. Hamilelik hediyesi olarak tavuk almış. Tavuk. Bu tavuk.
Öyle olsun abla, canımız sağ olsun. Hem de bu sefer canlı tavuk şöyle çocuklar da çok sevdi. Evet. Bana daha çok abla tavuktan ziyade bana daha çok at gibi geldi ama neyse. Ben de çok sevdim, çok sakin bir tavuk. Sizce evet. Bu tavuğun ismini ne koyalım, yorumlara yazın bakalım. Abla ismini tabii ki herkes Melahsu diyecek ama bence artık farklı bir isim koyalım. Çünkü Halil İşkom bundan birazcık ürküyor belli ki. Halil İşkom tavuktan biraz ürktü belli ki horozdan. Ha? Bir ince arkada tedirgin oldu galiba gibi geldi bana ama neyse devam edelim. Bu arada story'imde bebişimizin yeni fotoğraflarını paylaşacağım. Bakacağız inşallah abla. Story'lerime mutlaka bakın derim. Muhakkak bakacağız. Yalnız o story'e ulaşana kadar abla 3 gün geçiyor gerçekten, yani o story'e ulaşana kadar. Şimdi size arkadaşlar zıplayan horoz taklidi yapacağım. Kaç haftalık olduğunu da oradan açıkladım. Arkadaşlar size zıplayan horoz taklidi yapsam bana kızar mısınız? Ama arkadaşlar random atmak yasak. Size zıplayan horoz taklidi yapacağım. Geliyor chat. Geliyor chat. Gelmek zorunda. Bismillah. Ya ben vallahi yayını terk ediyorum ya. Ben tamam, yok ben. Ben gelmiyorum ya. Ya yok siz devam edin. Allah aşkına ben yokum artık ya. Ben bu köşeden devam edeceğim yayına ya. Vallahi billahi. Aysel gibi hamarat. Aysel gibi hamarat, yok ben gelmeyeceğim ya. Tamam siz devam edin ya. Yok. Vallahi billahi annem yollamıyor. Anne alem muhafazakar. Alem biraz kapalı. Yok vallahi gelemem ya. Vallahi gelemem yani. Bu utançla artık yüzünüze bakamam artık ya. Neyse geliyorum. Geliyorum şimdi siz. Bensiz yapamazsınız falan. Şimdi siz yapamazsınız falan chat. Evet devam edelim abla. Takip ederseniz çok sevinirim. Kocacığım. Yok ya. Bana hamilelik hediyesi almış arkadaşlar. Abla, çok da değişik bir hediyeydi, tekrar söylüyorum ya. Ne kadar da düşünceli bir beyim var. Ben mutlu olayım evet. Diye gitmiş bana hamilelik hediyesi almış. İster misiniz chat mesela size beyiniz ya da hanımınız şöyle bir hediye alsın? Hamilelik hediyesi olarak tavuk evet. Almış. Hem de bu sefer canlı tavuk şöyle çocuklar. Yalnız. Arada çok. Şöyle bir enteresanlık var abla. Şöyle bir enteresanlık var. Horozun ayaklarında bir tuhaflık var. Horozun ayak parmaklarında bir tuhaflık. Ha bu eniştenin elleriymiş. Ne oldu bu? Ben de arkadaşlar ayak parmakları zannettim. Özür dilerim. Devam edelim abla. Evet devam. Devam edelim abla. Ne oldu? Halil İşkom bugün erkenci maşallah. Celil İşkom gündüz uyuduğu için şimdi uyumuyor maşallah. Evet King Tanım iyi ki varsın. Ekran hem de dün arkamdan konuştuğunu komik değil diye. Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın. Aşkına kıtlasın. Çeti sevmeyen Tamer kıskançlıktan çatlasın. Beni sevmeyen annem kıskançlıktan patlasın. Çikolata gibi tatlısın. Devam. Çikolata tatlısın. Devam. Bu ne? Düğün fotoğraflarını merak edenler var ama hiç yok ki sadece bu var. Abla çok da merak da etmiyoruz gibi geldi bana ya. Düğün fotoğraflarını çok da merak etmiyoruz gibi geldi bana. Devam bir edelim. Koli kim merak etmiş onu da merak ettim ben. Bu ne? Evet geçelim abla. Geçelim abla. Artık yani geçelim abla artık Allah aşkına. Geç abla. Alarma. 99. Evet maşallah. Evet abla. Abla. YouTube'dan geldim ve eşiniz Tamer'in psikopat gibi hem YouTube'da hem kimlikleri izliyorum. Bebek tedavisi görüyorum. Çok iyi geliyorsun demiş. Gülüm benim, tedavinin sonucu inşallah çok çok güzel geçer. Ver müziği. Anneler, kızlar sakın geç. Tamer'cim donate olayı çözemedim daha. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray maçı başladı. Ben kaçacağım. Görüşürüz canım benim. Türkiye'nin ikinci en büyük takımı Baba 0.9. İkinci en büyük takımının maçı inşallah çok iyi geçer. Başarılar Galatasaray. Tebrikler. Devam. Etmeyin çünkü eminim ki her kadının buna ihtiyacı vardır. Bu ne? Timur Tönge ne demiş? Abi bugün birinden çıkma teklifi aldım ve çocuğu hiç sevmiyorum. o zaman kabul etmeyeceksin abla. Düz mantık. Devam. Bu ne? İyi geceler. Ben uyu artık abla hakikaten. Gece bile link mi attın abla canım benim ya? Ne oldu? Sana bunu kim giydirdi anneciğim, arkanı dön.
Baba mı giydirmiş? Bakın nasıl ters giydirmiş. Mükemmel giydirmiş canınız. Enişteye buradan selam. Helal vallahi enişte ya. Acaba bütün babalar böyle mi? Valla bütün babalar böyle mi bilmiyorum da Allah'tan vallahi onu don diye giydirmemiş vallahi Celişko'ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Chatte az önce birisi de Ayşe abla yanlış anlama. Chatte az önce birisi de bana abi donunu bugün ters mi giydin yazmış. Halil, Celil. Ben şimdi size kahvaltı hazırlayacağım. Ne istersiniz? Evet. Patates mi? Patates mi? Halil sen ne istiyorsun? Sen de bari patates de artık özlemişsindir la. Bir kavuşun artık la. Kavuşun artık la. Horoz da dışarıda gümbür gümbür vallahi bile ötüyor. Bana patates sıkın tas koy. Aa senin de. İkinle. Abi sen de gözünü seveyim. Ne tostu? Nereden çıktı bu tost işi ya? Sucuklu domatesli tost. Evet. Hayır. Bitti. Bana bası. Domates koy. Tamam. İkinle tosta. Tamam mı? Tamam. Bir de sipariş veriyor ya. Tamam. Hadi Allah patatesiydi vallahi bile. Ayşe abla sen de helal olsun onu satayım ya. Bir patates bir de tost mu yapıyorsun? İkisini de yapıyor vallahi maşallah. Senin belli hep kalbin değil, kalabalık burası sanki. Evet abla biraz da kızılcık şerbeti. Geliyor güzel her şeyi özel aklıma. Evet geç abla. Oturdum düşündüm. Bir aç altım. Bu ne? Halil tost istedi diye ona az patates yaptım ama şimdi üzüldü az yaptım diye. Anasının gözü! Bu ne burcu ya? Allah aşkına şu burcu bana söyleyin chat. Yani bir şeyin kıymetini bilmeyip ondan sonra arkadaşlar onun üzüntüsünü çeken burç hangisidir? He? Yani elindekinin kıymetini bilmeyip ondan sonra onu kaybettikten sonra onun pişmanlığını yaşayan burç hangisidir? Herkes koç yazmış. Herkes koç yazmış özellikle... Tabii ki de bir de ilgimi çekti diyor. Timur Töngeci'm iyi ki varsın. İlgisini çeksin de sabaha kadar çeksin. Buradan bütün koç burçlarına sesleniyorum. Bütün koç burçlarına sesleniyorum. Özellikle lütfen elinizdekinin kıymetini bilin. Bakın kaybettikten sonra ağlıyor musunuz? Lütfen elinizdekinin kıymetini bilin. Bu arada maç galiba arkadaşlar 1-0 mı oldu? Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Oğlum daha 6. dakikada Yunus Akgün gol atmış lan. 1-0 olmuş lan. 6. dakikada gol olmuş lan. Bir ağaç altın. 6. dakikada gol olmuş anasını satayım. Devam. Bu arada ikizler de diyen var. İkizler, balık, koç. Özellikle bunlar çok dikkat etsin. Çok dikkat etsin hocam. Bu arada ben de koç burcuyum chat biliyorsunuz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum chat. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Birinci golleri hayırlı uğurlu olsun inşallah. Devamı gelir diyelim. Devam. İnşallah buradan arkadaşlar. Buradan Tottenham'a Galatasaray'a başarılar. Canım Gizem Toşkom, eline koluna sağlık. Sağ ol canikom benim. Bebe. Celilsin, bebi değilsin. Celil değil, bebe. Abla bir şey söyleyeceğim bak. Eğri oturalım doğru konuşalım. Celil, Celil değildir. Celil, bebidir. Celil. Hayır abla o bebidir anasatım ya. Öyle alıştırdın olsa. Ya bizim için o bebi. Hayır, Celil değil, bebe. Bebi arkadaşlar yani bebidir. Tamam bebisin. Yani abla. Kocacım kocacım sen geçen Bargeli olmak istiyordun ya. geç abla. Geç abla. Geç abla. Geç abla. Evet. Geç 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 geç. Ne yapıyorsun kocacım? Ayağıma krem sürüyorum. Sarsıntılar dağıtsın bizi gel yeniden doğuş bu. Hayır diye bir şey yok. Yapma diye bir şey yok. Melihan Urcu'm iyi ki varsın. Konuşuyordum hatta numarası bile var. Şaka yapıyorsun ya. Ne oldu bu? Hayır diye bir şey yok. Sakın zoom yapma diye bir şey yok yapılacak. Yapma diye bir şey yok. Beni zorbalamanızın karşılığı bu. Siz misiniz beni zorbalayan? Devam. Aa iyi iyi sür. Vallahi helal olsun sana ha karı. Vallahi helal olsun karıdan ziyade. Vallahi helal olsun karıdan ziyade. Bir el içeme iyi ki varsın. Yani böcek tarafından bile azar yiyen bir tıpçı olarak akşamları benden daha çok zorbalan biri. Bittim. Yani bittim diyorum. Gözün aydın bir el içe. Şöyle söyleyeyim gayet pürüzsüz ha. Gayet bebeksi bir ayakta bana ha chat. Gayet bebeksi ha. Yarım adana. Ben sana söyleyeyim yani. Bu krem sayesinde ayaklarım çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kocacığımın ayakları gerçekten nasıl çatlaktı. Yani ayak işko bence de yani gayet şey. Gizem'im iyi ki varsın Celiko. Bu krem sayesinde ver göstereyim. Ver göster abla. Bu krem sayesinde yani. Ne abla bu? Bargella mı?
Hashtag reklam değil. Bütün çatlaklar geçti. Ayağı resmen pürüzsüzleşti. Maşallah abla, vallahi billahi ya. Bir enişte uzatsana şey. Dur, bu ne geldi gene? Koca. Peki bu mesela bu eski hali mi? Eniştenin mesela bu eski hali mi? Çünkü şu anda bayağı bebeksi. O zamanlar daha böyle hani fantastik dörtlüde bir tane var ya böyle. Fantastik dörtlüde bir karakter var ya, onun gibi mesela böyle daha çok öyleymiş yani. Burada daha bebeksi. Bu kimin yani tabanı bilmiyorum ama evet devam edelim. Eci Galko. Çok. Alarma kıtmenin selamı var. Özellikle Koç burcu yükseleni Başak Ayşe gibi hamarat kişiyi. Çok sevineceğin bir haberim var. Neymiş? Senin topuk çatlak kreminde evet. Bir alana bir bedava kampanyası var. Yok ya. Yok ya. Evet. Canım canım olsun benim. Emzikli bile roldan çıkmıyor ha. Emzikli bir şekilde bile roldan çıkmıyor. Koçum benim ya. Mı sana kampanyadan? Aa, zaten bitmek üzereydi. Çabuk hemen ayakları sürelim usta. Hemen ayakları sürelim. Değil mi? Tabii. Evet. Sen... Kremler alınsın, ayaklar şenlensin diyoruz, devam ediyoruz abla. Ne oldu bu? Düzenli bir... Evet. Geç abla. Geç abla. Geç abla. Gerçek... Geç. 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 Evet, gene dürümlü bir gün. Evet. Bu ne? Sonunda bitti. Sadece... Abla bitmedi mi artık bu Dubai Amenna çikolatası akımı ya Zeliş? İyi ki doğdun İtalyan erkeği. Doğum günüm yarın demiştin. Canım Zeliş'im benim. Bize her gün doğum günü bebi. Bebi bize her gün doğum günü. Canikom benim. Canlarım benim. Her gün doğum günümü kutluyorlar ya. Hay gerçek doğum günüm ne? Gerçek doğum günüm olduğuna inanmayacaklar. Chat, gerçek doğum günüm 25 Mart 1993. Ay çikolata. 25 Mart 2025'te kutlayacağız inşallah. Çikolatası değil Dubai. Geç abla, geç. Bu ne? Akşam yemeği, geç. Melah. Evet, güzel nodullu bir yemek. Maşallah, afiyet olsun abla. Devam edelim. Bizim Mükü ne yaptı? Herkes Mükü'ye bak diyordu. Bir de kısa Mükü'ye bakalım abla. Kısa bir Mükü'ye bakalım Mükü'ye. Mükü ne yaptı? Ver ablarıyız. Bu ne? Nasıl bir ekip? Nasıl bir ekip geliyor abla? Gel artık. Neye dönüyorsun? Altı üstü mükremin reels'ı açacaksın. Sanki dersin ki bana şey açıyorsun ya. Neye dönüyorsun? Neyin tribine girdin Hiroş? Amenna. Ben kadınım! Gene ne oldu ya? Hay senin Titan'a sıçayım ben artık ya. Gene ne oldu ya? Vallahi billahi ya. İrem'im iyi ki varsın. Tamam! Ben kadınım! Ben kadınım! Lan sen kadınsan ben de erkekim o zaman yani. Kızıma nasıl laf? Kızım bir çıksana Hülya, ben kadın değil miyim? Hülya sen Amenna ne yapıyorsun? Hülya öteki ne yaptı öyle ya? Hiroş'a iyi ki varsın, teşekkür ederim. He? Bak ne güzel berrak bir yüzüm var. Sakallarım batıyor diyor ya. Kız sakallarım var ya. Kardeşim ben gidiyorum ya. Tamam. Abla ne oldu bu? Hadi sen onu yaptın. Arkadan gelen kimdi? Ben kadınım. Ben kadınım. Nasıl? Ulan o Titan ilk aldığımda kırmızıydı, sarıya döndü. Allah belanı vermesin ya. Kadınsa ben de erkekim o zaman yani. Kız o nasıl laf? Kızım bir çıksana Hülya. O nasıl laftı kız? Ben kadın değil miyim? He? Bak ne güzel berrak bir yüzüm var. Bak kahretmesin, bir de çökmüştü ya. Çökmüştü içine koyduğum 1000 poşeti ya. Titan içine koyduğum 1000 poşeti çökmüş bir de ya. Kız sakallarım var ya. Kardeşim ben gidiyorum ya. Kardeşim vallahi billahi ya. Chat tarafından zorbalanınca ben. Şunu sana kahve yapayım mı? Kahve. Ulan zaten benim canımı kat etmişsin lan, ben sadece sırf bunu alayım. Kız ne oldu? Lan ben bunu alayım ben. Yok yapma. Yapma vallahi billahi, onun anısı var bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim, o var ya Kültür Bakanlığı tarafından. O tayt var ya Kültür Bakanlığı tarafından korunuyor ha. Yapma kardeşim. Dolumu yapma. Bak kahret, düşünsenize bunlarla aynı otelde kalıyorsunuz ya. Sana kahve yapayım mı? Düşünsenize bunların yan tarafında siz kalıyorsunuz. Yan tarafından biri bağırıyor donumu yırtma diye. Ağlama bu hasretin hatırına. Tövbe estağfurullah. Bulutlar dolarsa yağışlar ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Sudem çok teşekkür ederim canım benim. Senin Şevo'cum doğum günü kutlu olsun. Şevo geçmiş doğum günü kutlu olsun Caniko. Ne oldu abla bu, gözünü seveyim senin artık. Vallahi ne olursun rica ediyorum ya. Boş verdim her şeyi, saldım kendimi. İçim atmayı bırak. Belanı vermesin. Bir de buna güncelleme mi geldi? Ne oldu bu Titan içindekine ya? Atım artık. Bir de buna güncelleme mi geldi ya? Çekemem kimsenin daha derdini. Boş... Ha gittikçe gelişiyor gibi geldi bana vallahi bile. Bu ne böyle? Allah belanı vermesin. Bu ne?
ateşe düştüm. Ne yapıyorsun Allah'ım, vallahi bile Nazmiye yayınları geldi aklıma ya. Aklıma Nazmiye geldi ya. Bu ne? Geç abla. 2024'ün en güzel kadını. Ay 2024 bite desem de kaybolasın artık. Vallahi billahi ya. 2025'te inşallah daha güzeli çıkar. Geç. Sen fakir ruhunu kıyaslanamaz. Ay fakir ruhuna sıçayım. Senin ne yanamam? Asla kapsayamaz. Asla kapsayamaz mı? Ay içeri çok sıcak ama... Kısmetse olur Melis. Dışarı buz. Dışarısı buz kızlar. Evet. Kadın... Siz nereye, turneye mi çıkıyorsunuz? Kadın mıyız biz Çağlıcı? Kadınız evet. 2024'ün... Evet, beyefendiye de söyleyebilirsin. Neyi? Kadın bizdeyiz. Kadınız değil mi aşkım? Canım beyefendi. Beyefendi orada köpek gibi sabaha kadar çalışsın. Tir tir titresin. Döner kapıdan biri çıksın gelsin desin ki vallahi bile ben kadınım değil mi aşkım? Biz kadın mıyız? Evet, bak kadınız diyor. Aynen, biz kadınız aynen. Ay Allah belanızı vermesin. Kim çıkardı bu salak şarkıları? Tövbe estağfurullah. Geç. 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 Bu nasıl bir eşi? Geç. Geç. Kadın 2020'de. Geç. Yani söylemem şükür sizlere. Evet. Günümüzü aydın ediyoruz. Usmurtu günler. Yüksel Hanım teşekkür ederim. Günümüz olsun. Yükremin de dişçi de. Ben de dün dişimi çektirdim. Diş etlerimi keserek diktirdim. Ya geçmiş olsun. Perşembe. Evet. Vallahi. Ay tamam yeter, daha fazla kaldıramıyorum ya. Vallahi daha fazla kaldıramıyorum ya. Yemin ederim ya. Hadi gidiyoruz chat. Gidiyoruz derken yani diğer videolara. YouTube'cum görüşürüz canım benim. Daha fazla mükremin kaldıramayacağım ya. Yani mükremini bir yere kadar kaldırabiliyorum hocam. Hani Big Star'ı falan kaldırabilirim de mükremini bir yere kadar kaldırabiliyorum. YouTube'cum. 8 Kasım 2024. 21.03. Sana aşık olduğum, senin de bana abone olduğun tarih. Sizi seviyorum. I love you too. Benim küçük yıldızlarım.